Selamlar herkese. Yavaş yavaş gelenler var. Kapıyı açık bıraktım ben de. Sesim güzel geliyordur umarım. Birazcık birkaç dakika daha herhalde gelenler devam ediyor. Biraz daha bekleyeceğim. Birkaç dakikaya başlayacağım. Yavaştan başlayayım. Şöyle ekranım herhalde geliyor diye düşünüyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ankara testindeyiz. İkinci gününde biraz daha işin zor kısmını atlattık gibi düşünüyorum. Şimdi bugün daha böyle sohbet havasında daha biz bize üçe bölündük şu an. Paralel üç tane session var. Codesep.js isminde bir UI otomasyon tool'undan bahsedeceğim size. Umarım etkinlik sizin için de güzel gidiyordur. Daha hala gelenler var ama bir yandan ben kendimi tanıtayım size. Ahmet Yılmaz benim adım. Testoryo'da çalışıyorum. Yaklaşık işte bir yılı falan geçti. Bundan önce Innova'daydım. Hatta dünkü konuşmacılarımızdan Erdem Bey, Erdem Yıldırım, Erdem abi diyeyim hatta. Onunla birlikte bir 2 yıldan fazla çalışma fırsatı bulduk. Hatta onun öncesi de var. Bir staj süreci de vardı. Beraber çalıştığımız süre boyunca da hatta bu tool'u da kullandık. Bu tool'u bize aslında o önermişti. Öyle söyleyeyim. 2,5 yıl Innova'da kullandıktan sonra şimdi de işte Testruyu'da da bazı firmalarda hala kullanmaya, profesyonel olarak kullanmaya devam ediyorum. Aynı zamanda da bu aracın open source contributor'larından da birisiyim. Yani açık kaynak kodlu olan bu araca bazı işte geliştirmeler de yapmaya çalışıyorum. Yapmıştım zamanında. İşte Stack Overflow'da bazı soruları cevaplamaya çalışıyorum. Ama tabii başlamadan önce size ufak bir uyarı yapmak istedim. Şimdi tabii burada bir tool'dan bahsedeceğiz. İşte bugün workshop boyunca anlatacağım. Ama hani şey gibi düşünmenizi istemem. Hani bu tool işte çok güzel ve her şeyi işinizi işte bütün işinizi çözer falan gibi bir şey diyemeyeceğim. Tabii ki de her tool'da olduğu gibi bu tool'un da bazı eksileri var, artıları var. Biraz onlara girmeye çalışacağım. Yani önemli olan ne alabiliriz? Benim deneyimlerim neler? İşte ben bu süre boyunca ne gibi zorluklarla karşılaştım veya ne gibi özellikleri var? Birazcık oraya odaklanmanızı tavsiye edeceğim. Başlamadan önce onu söylemiş olayım. Şimdi bu Codesept.js tabii Node tabanlı bir framework çıkmadan yani bundan önce işte Michael Bodnarchuk isminde bir Ukraynalı bir developer geliştiriyor. Codesept.js'ten önce Codeception ismiyle işte PHP'ye özelleşmiş bir araç geliştiriyor daha önce. Aslında vizyon orada da aynı. Aynı vizyonu bu Node tabanlı test otomasyon araçlarının da tabii yükselişe geçmesiyle aynı vizyonu oraya taşıyor. Nedir bu vizyon? Hemen birazcık onlardan bahsedeyim. Öncelikle diyor ki birazcık onun sözlerinden ve onun düşüncesinden aslında yola çıktım. Bu slide birazcık onun şeyini anlatıyor. Öncelikle testler anlaması ve yazması basit olmalı. En önemli şey bu.
Başka bir şey, testlerin aralarında bazı önceliklendirmeler olması lazım. Testlerin arasında derken, otomatize ederken, her şeyi biliyorsunuz, her şeyi otomatize edemeyiz, etmek de istemeyiz. Her şey için test yazma, sadece önemli olan için test yaz. Bunu da birazcık bu konuda yüreklendiren bir yapısı var Kotsept'in. Nasıl olduğuna geleceğim. Ve testler her zaman business değerlerini, business kurallarını takip etmeli diyor. Bir diğer vizyonu o. Yani test yapmak için yapmak değil de, yani otomasyonda sadece işte uygulamayı kullanmak değil, test ettiğimiz uygulamanın hangi değerleri verdiğini iyi analiz etmek ve o değerlere dokunabilmek. Birazcık da oraya yönelelim falan diyor. Aynı zamanda test Think derken, yani aslında test otomasyonu yapmak diyelim buna. Birazcık da keyifli olması lazım. Nasıl sağlıyor bu keyfi? Onları da birazcık bahsedeceğim birazdan. Nedir peki Codesep.js? Codesep işte az önce söylediğim gibi Node.js, Node tabanlı bir test otomasyon framework'ü. Kendini end-to-end bir test framework diye konumlandırıyor. Yani burada iki şekilde alabilirsiniz aslında bu end-to-end'i. Birincisi ilk bakışta anladığımız gibi, yani uçtan uca bir test otomasyon işte stratejisi kurmamızı sağlıyor. İlk hani Ahmet, çok özür dilerim, bir araya girebilir miyim? tabii. Çok pardon. Arkadaşlar kusura bakmayın. Araya girmek zorunda kaldım. Ahmet, şu anda sen host olarak görev yaptığın için toplantıya girmek isteyenlere admit etmek gibi bir şeyin olabilir. Aralarda ona bir bakarsan çok sevineceğim. Tamam. Ya bana burada sanırım uyarısı geliyor. Görebiliyor musun sen, şeyde var mı şu an bekleyen? Yok gibi. Şimdilik yok. Yani Ben ona şu da anda bakayım. yok. Aynen. Hani ben şey uyarayım dedim, en azından aklında Tamam, iyi. bulunsun. Tamam. Tamam. Devam edebilirsiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Ne diyordum? Ha, bu end-to-end'i dediğim gibi iki şekilde alabiliriz. Yani end-to-end bir test otomasyon stratejisini gerçekleştirmek için aslında bir desteği var. Ama bir yandan ben şöyle de alıyorum. End-to-end'den kastı, bir test otomasyon aracında beklediğiniz birçok şeyi, tabii ki her şey olamaz ama birçok şeyi, birçok böyle simple, böyle gerekli özelliği de içinde barındırıyor. O anlamda da belki biraz end-to-end demek doğru olabilir. Bir diğer konu, asıl en önemli özelliğinden bir tanesi işte backend agnostik bir tool. Bunun mimarisini anlatırken birazcık daha detayına gireceğim. Backend agnostik yani şu demek, siz test senaryolarınızı yazdıktan sonra arkada hangi test otomasyon driver'ının çalışacağını bir konfigle değiştirebiliyorsunuz. Buna sağladığı destek çok güncel, öyle söyleyeyim. Yeni, sürekli yeni test otomasyon araçları da Codesep.js'in arkasına ekleniyor. Ne demek olduğunu birazdan bahsedeceğim. Aynı zamanda yüksek seviyeli bir dil de sunuyor size. Yani konuşma dili gibi, yazar gibi. Aslında bir test senaryosu, manuel bir test senaryosu yazar gibi kodu yazabiliyorsunuz. O açıdan da böyle güzel okunaklı bir sintaksi var. Onu da söyleyebilirim. Peki amacı ne? İşte biraz önce söylediğim gibi yüksek seviyeli ve BDD stilinde bir dil sunuyor size. Yani işte ben şuraya tıkladığımdan ziyade şunu yaparım. Bu I, işte I click, I am on page gibi böyle sintaksı kodu okuduğunuz zaman gerçekten senaryonun ne yapmaya çalıştığını çok rahat anlayabiliyorsunuz. Tabii ki yani kodu kötü yazmak mümkün. Her konuda yani biliyorsunuz ama Codesep'le daha zor, öyle söyleyebilirim. Bir testi birden fazla backend'i kullanarak çalıştırabiliyorsunuz. Bu ne demek? Bu şu demek. Test ettiğiniz uygulamanın hem mobili hem de web arayüzü olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda senaryonuzu tek bir şekilde yazıyorsunuz. Aynı senaryoyu hem mobilde hem de webde çalıştırabiliyorsunuz.
Bu da çok güzel bir özellik. Senaryodan, implementasyondan daha fazla senaryoya odaklanıyor. Bu şu demek, implementasyon aslında ne kadar kolay olursa biz o kadar teste odaklanmış oluyoruz. Test otomasyonu yaparken aslında en büyük problemlerden bir tanesi de bu oluyor. Yani teknik problemlere bakarsak. Çok fazla teknik tarafa odaklanmak, teknik problemleri çözmeye çalışmak bizi gerçekten test yaptığımız gerçeğinden uzaklaştırabiliyor. Yani amacımız sonuçta bir şeyi test etmek. Ama biz daha çok o teknik detaylarda tıkanır kalırsak bazı şeyleri kaçırabiliyoruz. Dolayısıyla sağladığı kolaylık sayesinde bu kolaylık sayesinde biraz daha senaryolara odaklanabiliyoruz. Bu arada soru gelmiş. Hemen bakayım. Sesimiz net, güzel. Multiple backend demek birden fazla environment'ı mı kastettiniz? Mobile and web client olarak mı? Şöyle yapalım. Birazdan bunu anlatacağım. Yani böyle hemen her şeyi anlatmak istemedim. Biraz böyle soğan gibi açmak istedim. O yüzden daha detaylı birazdan vereceğim bunu. Ne demek olduğunu. Okuması ve yazması da kolay. Evet, şimdi anlatacağım. Şimdi şöyle düşünelim. Bilmiyorum, hani şimdi bu konuda aslında bir belki poll yapılabilirdi ama genellikle biliyorsunuz en popüler araç Selenium. Hala da öyle. İlk işte çıktığı zamandan bu yana da popülerliğini hiç yitirmedi. Bu da aslında burayı açtım ama biraz hani bu background vermek istiyorum. Selenium'un popüler olması da aslında bir kısır döngüde yaratıyor. Yani ne demek bu? Selenium aslında en iyi tool olduğu için mi bu kadar popüler? Soru işareti. Ama en çok kullanıldığı için tabii ki de talep o yönde oluyor. Selenium bilen bir test otomasyon mühendisi işte ne bileyim iş bulmakta daha kolay iş bulabilir. Daha bir yere geçiş yapmakta daha kolay yapabilir falan. Dolayısıyla dediğim gibi bu bir kısır döngü. Fakat zamanla yani son birkaç yıldır diyeyim. Yani 5 yıldan belki daha fazla. Non-Selenium tool'lar biraz daha artışta. Bunun da aslında merkezde bu Selenium dışı tool'ların aslında merkezi birazcık daha Node.js oldu. Node.js tabanlı otomasyon araçları JavaScript'in de kolay yazılabilir bir dil olmasıyla birlikte biraz daha revaça girdi diyebilirim. WebDriver.io bunlardan işte en meşhur olanları, işte Protractor var, Nightmare var, Puppeteer var, bu ekranda gördükleriniz. Test Cafe, Cypress geldi falan. Birden fazla böyle şey saymak mümkün. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi şu Concept.js'in bir alt level'ında olan aslında Concept.js'in helper dediği şeyler. Aslında bizim bildiğimiz test otomasyon framework'leri. Concept'in yaptığı şey şu. Size tek bir unified bir API sunuyor. Yani bir şeye klik etmek için Concept'in kendi sintaksını kullanıyorsunuz. Veya klik ya da ne yaparsanız yani browser'la konuşmak için her ne yapıyorsanız. Bu sintaksın arkasındaki kullanılacak bu framework her neyse onu tek bir konfigürasyon değiştirerek veya belirleyerek kullanabiliyorsunuz. Yani şu demek. Ben bugün Selenium WebDriver, işte WebDriver, IO Protractor falan bunların her birisini kullanabilirim. Bunların her birisinin de tabii ki bir diğerine göre bazı avantajları var, dezavantajları var. Fakat Concept bana şunu sunuyor. Bunların üzerinde duruyor. Ben tek bir kod yazıyorum. Arkasında Protractor mı çalışacak, Nightmare mi çalışacak? Bunu config'le değiştirebiliyorum. O çevrimi kendisi hallediyor. Yani benim yazdığım işte click metoduysa o click Protractor'da nasıl yapılıyorsa o çevrim işte dediğim gibi eklenmeye de devam ediyor. İşte Test Cafe de var. Ya bu arada sitesinden aldım. Sitesinde de hala güncel değil aslında bu. İşte WebDriver.io'nun desteği yok artık falan ama işte Test Cafe eklendi. Cypress de galiba yoldaydı.
Buralar tabii biraz değişiyor. İşte Playwright geldi, en önemlisi o. Buralar değişebiliyor ama dediğim gibi siz burayla pek ilgilenmiyorsunuz. Bir tabii Appium da ekleniyor buraya falan gibi. Bu tarafla pek ilgilenmiyorsunuz aslında. Bizim ilgilendiğimiz Codesep'te yazdığımız script'imiz, sintaksımız her neyse. Arka tarafta o çevirimi o yapıyor. Tabii onun altında da bazı dependency'ler var. İşte ne bileyim Protractor, doğrudan WebDriver API'ni kullanırken Puppeteer, işte bu Chrome'un olan bir framework. İşte o da Chrome DevTools'u kullanıyor gibi gibi. Tabii ki hepsinin dediğim gibi avantajları var. Dezavantajları var. Codesep.js'le sayesinde bir abstraction yaratmış oluyoruz aslında. En önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Burayla ilgili bir soru sormak isteyen var mı? Yoksa devam ediyorum. Şimdi bu noktada ya Selenium'la karşılaştırmak aslında bence doğru bir şey değil. Ama en azından bildiğim için, ya daha doğrusu öyle varsaydığım için, buradaki dinleyicilerin belki birçoğu Selenium'a hakimdir diye varsaydığım için, aralarındaki farkları veya o geçişin neler sağlayacağını biraz daha net verebilmek için aslında böyle bir şey yapmak istedim. Ama tabii ki birazcık durdukları yer aslında farklı. Ne gibi avantajı var? Önce onlardan bahsedeyim. Şimdi öncelikle Codesep.js yeni başlayan birisi için çok daha kolay bir framework. Neden? En önemlisi, bir kere JavaScript anlaması ve yazması daha kolay bir dil. İlk, yani yeni gelen birisi için, hiç daha kodlama tecrübesi olmayan birisi için. Bir yandan da Codesep.js'in sağlamış olduğu, sunmuş olduğu özelliklerden ötürü, belli başlı feature'lardan ötürü, yine yeni başlayan birisinin o mimariye, o tasarıma, stratejiye aşina olması biraz daha kolay oluyor. O açıdan Selenium çözümüne göre biraz daha avantajlı diyebilirim. Yine en önemli özelliklerinden bir tanesi de aslında bir all-in-one bir çözüm olması. Yani all-in-one çözüm olmasından kastım şu. Şimdi Selenium aslında bir test otomasyon aracı değil. Öyle değil mi? Yani Selenium aslında bir web browser'ı manipüle etmenize yarayan bir tool, bir framework. Yani test yapmadan da Selenium'u kullanabilirsiniz. Yani işte ne bileyim, bir web crawl etmek için de kullanılıyor falan filan gibi. Aslında Selenium'u oturup hiç işte bir assertion yapmadan da yazabilirsiniz. Bir şeyi kullanabilirsiniz. Bir browser'ı manipüle edebilirsiniz. Bir yandan da bir zorluğu da bu aslında bence Selenium'un. Çünkü o yanına eklenecek şeyleri düşünmeniz ve onları da belli başlı şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. İşte ne bileyim, Selenium tek başına olmuyor. Yanına bir de test engine geliyor, değil mi? Veya JUnit, işte en çok kullanılan test engine. Biraz ondan da anlamak gerekiyor. İşte assertion yapmak için belki işte ne bileyim test engine'in kendi şeyleri var. Onları kullanacaksınız. Veya işte ne bileyim işte Helmcrest ekleniyor. Bir şeyler geliyor böyle. Aslında bir environment var orada, değil mi? Yani belli başlı kütüphaneler var. Onları birleştirerek kendinize bir palet yaratıyorsunuz ve onu kullanıyorsunuz. Codesep'in bir, ya o da tabii, o da çok kötü, bu iyi anlamda demiyorum ama Codesep'in bir avantajı bunların hepsini, bütün bu feature'ları içinde barındırıyor olması. Yani aslında bir test otomasyon aracı her şeyiyle. İşte test yap, yani bir assertion, bir validation metotlarının kendi içinde olması gibi gibi. Ne gibi özellikleri var? Onlara da geleceğim ama bu açıdan bir avantaj. Genellikle zaten bu Selenium olmayan dediğimiz işte o yeniler, yeni dalga birazcık da buraya yönleniyor. Hani test yapma noktasında belli başlı gerekli olan şeyleri barındırdıkları için. Bir diğer avantajı mimari olarak bir yönlendirme yapıyor size. Yani yine Selenium'dan gideceğim. Selenium'da testlerinizi bir işte mesela Java'da yazdığınızı düşünelim. Bir işte bir main metodu yaratıp onun içerisine bütün testlerinizi yazabilirsiniz, değil mi? Yani kimse de sizi tutamaz.
Ama bunu ne kadar iyi yapacağınız, yani işte bir page object model olsun, işte framework'ü nasıl kuracaksınız, işte ne bileyim helper bir metoda ihtiyacınız varsa onu nereye koyacaksınız falan filan gibi bazı belli başlı mimari problemlere nasıl cevaplar bulacağınız size kalmış. Ama bu konuda CodeSepGS'in bir avantajı da belli başlı yönlendirmeler sunuyor size. Yani o mimariyi nasıl yapacağınıza veya nasıl yapmanız gerektiğine dair bazı parçaları var, modülleri var. Onlara da geleceğiz. Yani en basitinden page object diye bir obje kendi içinde var. Page object'i nasıl tanımlayacağınız belli falan gibi. Dolayısıyla bu da benim otomasyon framework'üm kompleksleştiğinde, karmaşık hale geldiğinde nasıl görünecek? En azından baştan birazcık biliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Bir diğer avantajı da plugin desteği. Birçok plugin var şu an içinde barındırdığı. Yenileri de ekleniyor. Bunlar tabii çok çeşitli. İşte otomatik olarak işte web uygulaması login olmayı sağlayan plugin, işte raporlama için pluginler. Bunlar da aslında Codesept'in kendi desteğinde veya dışarıdan herhangi bir işte developerların geliştirdiği pluginleri çok kolay bir şekilde alıp entegre edip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Dezavantajlara gelecek olursak yani şimdi karşılaştırma yaptığım için söylüyorum. Yani şunu söylemek doğru olmaz. Yani işte CodeSepGS'in hiçbir dezavantajı yok diyemem. Ama Selenium'la arasındaki fark birazcık bence en büyük problemi JavaScript olması. Şimdi varsa hani JavaScript'ler bana JavaScript'çiler bana kızmasın. Ama JavaScript biraz daha böyle o object oriented olan dillere göre o paradigmaya kıyasla biraz daha temelleri daha sağlam olmayan bir yapı. Yani constraint'leri çok az. Yani Java ile örneğin daha solid bir framework kurmak daha kolay. Çünkü kurallar belli. Veya o kuralları koyabileceğiniz bazı belli başlı paradigmanın, prensibin, object oriented'ın vermiş olduğu bazı kabiliyetleriniz var. JavaScript'te bu biraz daha düşük. Dolayısıyla öyle bir dezavantajı var. Bazen benim yaşadığım işte ne bileyim bir hata mesajını anlamaya çalıştığımda, bir şeyi debug etmeye çalıştığımda veya kodlama bilmeyen birisinin otomasyon projemizi işte bozabilme ihtimaline karşı gibi gibi birazcık daha dezavantajı var diyebilirim. Tabii Selenium'da sadece object oriented lara desteği yok. JavaScript'le de yazabilirsiniz Selenium WebDriver'ı. O da ayrı bir konu. Örnek bir kod görüyorsunuz burada. Bu işte şeyden sitesinden aldım. Orada gösteriyor. Yani benim kodum değil bu. Birazcık daha detayına gireceğim de en azından hani şöyle bir aşinalık olsun. Nasıl görünüyor? En azından ona birazcık bakalım istiyorum. Gördüğünüz bu bir feature. CodeSepGS'te testler feature'lardan oluşuyor. Feature'lar da işte senaryolardan oluşuyor. İşte store diye bir feature var. Bunun içerisinde de bir tane işte senaryo görüyoruz. Bu senaryonun içerisinde işte bir login olunmuş. İşte bir sayfa açılıyor. Bir page object kullanılıyor burada. İşte I don't see bir şey görmüyorum. Yani sayfada olmadığını, visible olmadığını işte doğrulamak gibi gibi click, doldur, drop down, işte iki kere click yapmayı dene falan gibi gibi. Aslında gördüğünüz gibi çok böyle bir BDD iş denilen bir sintaksı var. Şöyle okuduğun zaman, baktığın zaman gerçekten ne yapmaya çalıştığını anlıyorsun. Yani bir senaryo, gerçek bir test senaryosu gibi görünüyor. Neler yapabiliyoruz? Buna birazcık da detaylı bakacağız. İşte burada da şurada da gördüğümüz gibi işte bir sayfayı açmak. İşte I am on page diyorsun. Sayfanın içerisine URL'i veriyorsun. Onun dışında bazı
Actionlarım var. İşte field, bir option, işte combo box'ta bir şey seçmek gibi. Yani aslında şeyde Selenium'da yaptığım her şey diyebilirim. Daha doğrusu bir web driver'da. Onun dışında işte bahsettiğim gibi assertion metotlarını kendi içinde barındırıyor. İşte IC, işte IC'nin içerisinde bir element verebilirsin, bir text verebilirsin, ne bileyim herhangi bir şey. Ya da işte IC element, IC işte cart denebilir. Yani assertion'ları da barındırıyor. Weight stratejisi yine içerisinde implicit weight desteği de var. Onu da barındırıyor. İşte işte bu Selenium Web Driver'da yine olan expected condition mantığında işte bir elementin DOM'da olmasını bekle falan gibi. Bir text'in ekranda ya da DOM'da görünür olmasını bekle falan gibi. Aynı zamanda da bir sayfadan, bir web sayfasından gerekli bilgiyi, teksti her neyse almamızı sağlıyor. Şimdi bazı kavramlar var. Yani aksiyonların yanına bazı ne diyelim içinde barındırdığı işte konseptler aslında diyebilirim. Şimdi aktör denen şey aslında en önemli şeylerden bir tanesi. Aktör az önceki örnekte gördüğünüz ay. Yani işte yine Selenium WebDriver'da driver diye tanımladığımız şey vardır ya işte driver nokta işte click dediğimiz şey. Burada o driver'dan çok artık biraz daha user oriented gibi oluyor. Yani kullanan kişiyi birazcık daha hedef alıyor. Ona I diyor. Bu I objesini, bu aktörü extend edebileceğiz. Yani I nokta herhangi bir metot neyse o metodu kendimiz custom yazabiliriz. Kendimiz bir metot ekleyebiliriz. Onda nasıl olduğunu göstermeye çalışacağım. İşte helper denen şey var. Helper'da Codesept'in bize sunmuş olduğu aslında o metotlar. Yani i.click aslında o helper arkasındaki çalışan helper. Ya da işte belli başlı i aktörü dışında da helper'lar var. Neler bunlar? Mesela bir REST API'yi çağırmanızı sağlayan bir helper olabilir. Dosya file sisteme erişmenizi sağlayan herhangi bir dosyaya işte erişip manipüle edip veya işte dosyanın içerisindeki bir şeyi doğrulamak gibi gibi. Bunları yapmanı sağlayan böyle birkaç tane daha helper var. Aynı zamanda kendi helper'ımızı da yazabiliyoruz. Page object tabii ki. Daha detaylı bahsedeceğiz. Hook'lar da var. Yine işte bu test runner kütüphanelerinden aşina olduğumuz işte bootstrap, teardown, bir test, herhangi bir test senaryosundan önce, herhangi bir feature'dan önce veya sonra, işte her feature'dan sonra gibi gibi. Veya tüm testler başlamadan önce veya bittikten sonra bunları çalıştır diyebileceğimiz hook'lar var. Yine onları da desteğini sunuyor. Eventleri de handle edebilmek için custom fonksiyonlar da yazabiliyoruz. Onlara da bakacağız. Buraya kadar var mı herhangi bir sorusu olan? Şimdi bazı feature'larından da bahsedeceğim. Bir test senaryosu içerisinde aslında test otomasyonu diyeyim. Test otomasyonun en büyük problemlerinden bir tanesi. Öyle bir istatistik vardı. Galiba yani bir test otomasyonu geliştirirken en büyük problem bir numara şey test süreçlerinin yetersiz olması. İçerideki test süreçleri yetersizse otomasyonu geliştirmekte büyük bir dert oluyor. İkinci en büyük problem de test datası gibi bir istatistik vardı, öyle hatırlıyorum. Test data hazırlığı veya onun handle edilmesi, manage edilmesi. Otomasyonda bu büyük bir problem. Neden? Çünkü sizin otomasyonunuzun çalışma maliyeti olmamalı. Ne demek bu? Bir senaryoyu bir kere çalıştırmakla 1000 kere çalıştırmak arasında environment olarak, konfigürasyon olarak, işte ne bileyim yani data olarak her neyse hiçbir fark olmamalı. Öyle isteriz ya da manuel müdahale gerektirmemeli gibi. Dolayısıyla bu test data hazırlığı bizim için büyük bir problem oluyor. Bunu nasıl aşabiliyoruz? İşte zaman zaman bazı çözümler var. İşte en basit çözümlerden bir tanesi de, basit demeyeyim ama common çözümlerden bir tanesi diyeyim. API kullanmamız gerekebiliyor.
işte bir datayı hazırlayabilmek için. Yani istediğim senaryonun ön koşullarını tamamlamak, istediğimiz seviyeye getirebilmek için işte ne yapıyoruz? API kullanıyoruz. Bu arada bir UI web otomasyonu yaptığımız için de şeyi çok tercih etmiyoruz. Yani mesela bir database'e bağlanmayı, database'e bağlanıp orada işte belli başlı manipülasyon yapmayı pek tercih etmiyoruz. Neden? Çünkü biz kullanıcıyı simüle etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kullanıcı nasıl yapacaksa işlerini biz de öyle halledebilmeliyiz. En azından yani ekrandan yapılamayacak şeyler varsa da API'yi kullanmayı istiyoruz. API üzerinden de gerekli işte metotlar açılırsa varsa API kullanmak çok daha doğru bir çözüm. Concept.js'te işte burada gördüğünüz gibi tek satırla bir API kolu yapmanızı sağlayan işte bir helper'ı da var. İşte bir get request atmak işte böyle basit. Bunu da sunuyor. Bir diğer özelliği bu yeni geldi. Hatta sanırım hala beta'da. Bu daha önce de vardı aslında ama şimdi çok yakın zamanda 3.0 çıktı. Bir iki hafta falan oldu galiba. Büyük bir update geldi yani. Orada biraz daha değişti diyeyim. Daha derinleşti. Neyi sağlıyor? İşte Cypress veya Test Cafe bilenler veya daha önce görmüş olanlar ona benzetebilirler. Hakikaten de benziyor. Bir UI açılıyor size. O UI üzerinden senaryolarınızı yazabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir yandan da şeyi görüyorsunuz. Sayfayı görüyorsunuz. Ve işte interaktif bir şekilde senaryolarınızı yazabiliyorsunuz. İşte orada bir şeye tıkladığınızda direkt locator'ını alıyor falan gibi. Test senaryolarını daha kolay yazmayı sağlıyor. İşte koşmayı kolaylaştırıyor. İşte böyle seçerek koşabiliyorsunuz falan gibi. Raporlamayı anında görebiliyorsunuz. Yani koşum sırasında konsoldan bakmak yerine nasıl gittiğini izleyebiliyorsunuz UI sayesinde. İşte review edebilirsiniz, edit yapabilirsiniz. Birden fazla browser koşuyorsanız onların arasındaki şeyi o session'ı ayarlayabiliyorsunuz işte UI üzerinden. Aynı zamanda işte headless moda geçebiliyorsunuz. İşte şeyi göster yani şey çıkmadan browser'ın sadece API ile konuşarak kullanılabiliyor. Daha çok aslında şey için yani geliştirirken kullandığımız bir tool. Concept'in yine sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de semantik locator'lar. Yani biliyorsunuz yine bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi yani teknik anlamda. Otomasyonda en büyük problem demeyeyim aslında da en çok uğraştığımız şey aslında locator'lar değil mi? Yani locator'lar ve zaten onların da aksiyonları. Aslında hani biraz basite indirgersem. Dolayısıyla locator'ların hem okunabilir hem de değişimlere insensitif olmasını isteriz değil mi? Burada Concept.js semantic locator diye bir şey getiriyor. Yani aslında anlaşılır falan diyelim anlamlı. Bunu da nasıl yapıyor? Mesela şurada örneğini görüyoruz. İşte I click sign in. Bu ses mi gitti? Ses var mı? Şu anda ben gayet net duyabiliyorum. Öyle mi? Bir Hatta. problem yok. Tamam. Devam Sinan edebiliriz. Bey herhalde sizde mi bir şey oldu acaba? Ne güzel. Ha ne diyordum? Şimdi ha, işte I click sign in. Bu ne yapıyor? Hemen onu söyleyeyim. Şimdi sign in dediğin zaman aslında burada bir locator vermedik değil mi? Aslında bu bir text yani bir string verdik içine. Kodset şunu yapıyor. Bu verdiğimiz string'e önce sayfada böyle bir ID var mı diye bakıyor. ID'si bu olan bir şey var mı diye bakıyor. İşte ardından onun bir sıralaması var. İşte şeyi
ne denir ona, title'ı bu olan var mı diye bakıyor. Ondan sonra işte label'ı bu olan var mı diye bakıyor falan. Bu sırayla bakıyor. En sonda hiçbir şey bulamazsa bu teksti içeren bir element bulmaya çalışıyor. Ve bunu bulduğunda da ona en yakın butona tıklıyor. Düzeldi mi? Süper. En yakın butona tıklıyor. Bu da aslında çok daha böyle hızlı anlaşılabilir, okunabilir locator'lar veya böyle işte ne diyeyim, komutlar yazabilmemizi sağlıyor. Bu tabii müthiş falan mı? Bazen değil açıkçası. Her zaman bulamayabiliyor, onu söyleyeyim. Ama denemekte fayda var. Yani ya kırılgan değil, yani flaky değil. Bulamazsa bulamıyor zaten, o ayrı konu. Ama en azından çok daha okunaklı ve anlaşılır test step'lerimiz oluyor. İşte burada işte field örneği var. Username, her şeye de bakıyor bu arada. Mesela bir field'ın içerisinde bir placeholder oluyor ya, içinde yazan. İşte ona da bakıyor falan. O sıralamayı şimdi tam hatırlayamadım, gözümün önüne getiremedim ama herhangi bir işte CSS veya XPath yazmadan da bu şekilde locator'larımızı tanımlayabiliriz. Bir diğer güzel özelliği locator builder'lar. Aslında şeyi basit. Bir builder paterni var burada. Sağdaki görmüş olduğunuz XPath locator'ını soldaki gibi yazabiliriz. XPath yazmak zorunda kalırsam eğer ve bunun gibi birazcık karmaşık bir XPath ise, karmaşık derken yani anlaşılması biraz zor değil mi? Yani burada hata yapmak daha kolay. Locator Builder'ı tercih ediyorum. Çünkü çok daha okunaklı. Birazcık şeyi öğrenmek gerekiyor sadece. Yani nasıl ki XPath'i, işte Ancestor nasıl yapılıyor onu öğrendiğimiz gibi birazcık buradaki işte metotlar neler, biraz onlara bakarak aslında çıkartabiliyorsunuz. İşte ne bileyim, parent'ı şu olan bir şeyin işte içindeki şunu bul falan gibi biraz karmaşıklaşmaya başlayan locator'ları bu builder sayesinde çok okunaklı bir şekilde yazabilirsiniz. Tabii bunu hem okunaklığı hem edit yapması daha kolay hem de birazcık şey de sunuyor. Buradaki işte içine verdiğimiz teksti bir değişkenden almak falan gibi şeyleri yaparken çok daha kolay, bu solda gördüğümüz gibi. Bir diğer özelliğine daha geleyim. Smart Weight özelliği. Bu birazcık şeye benziyor. Yine Selenium WebDriver'daki bu Implicit Weight özelliğine biraz benziyor. O da şu. Şurada görmüş olduğunuz Smart Weight 5000 denen şey aslında bir config. Bunu işte config dosyasına yazıyoruz. Diyoruz ki işte Smart Weight 5, işte 5 saniye olsun timeout'u. Bu otomatik olarak bir sayfada bir aksiyon alacaksak ve verdiğimiz locator'da strict bir locator'sa, yani semantik locator'larda bu çalışmıyor. Çünkü semantic locator'da dediğim gibi birçok şeye bakıyor ya. Önce CSS var mı diye bakıyor, sonra bilmem ne var mı diye birden fazla kez şeye bakıyor. DOM'u geziyor. O da aslında biraz yavaşlatıyor. Ama strict locator veriyorsak eğer akıllı bir bekleme özelliği var. Herhangi bir şey vermemize gerek yok. İşte onun timeout'unu da belirleyebiliyoruz. Şu yukarıdaki işte I wait for element bilmem ne 5 falan gibi böyle de yapılabiliyor da, diyor ki bunu yapmana gerek yok. O sayfada olup olmadığını önce kendisi zaten kontrol ediyor. Yoksa da hemen hatayı fırlatıyor. BDD support'u da kendi içinde barındırıyor. Codesep.js. işte biliyorsunuz Selenium'da bunu yapabilmek için ne kullanıyoruz? Cucumber falan gibi şeyler kullanmamız gerekiyor.
Kod kendi içerisinde doğrudan BDD'ye özgü senaryolar yazmak için desteği var. O da nasıl? Aslında bildiğimiz gibi yani bir gherkin feature'ı görüyorsunuz solda. Bunu yine bildiğimiz gibi yazıyoruz. İşte feature, senaryo, given, when, then, her neyse. Ve arkasında yani buradaki bütün step'lerin çalışacağı metotları bizim için oluşturuyor ve içine istediğimiz gibi dolduruyoruz. Aslında mantık aynı. Yani Cucumber mantığına çok benzer. Ama kendi içinde barındırdığı için başlaması, kullanması daha kolay. Şimdi bazı komponentlerinden bahsedeceğim. Hani dedim ya birazcık şey sunuyor. Mimari olarak bir yönlendirme yapıyor bize. Bu yönlendirmeyi iyi yapabilmesinin aslında en önemli yapı taşlarından bir tanesi de tabii ki de PageObject. PageObject neydi? Ya bu arada anlatırken tabii şeyi gibi düşünüyorum. Yani herkes zaten birazcık hani aslında otomasyon dünyasına aşinaymış gibi davranıyorum. Yani Zero to Hero falan dedik de aslında o birazcık Concept'in Zero'su gibi düşünmüştük onu. Ama yine de hani hiç bilmeyenler varsa PageObject'in ne olduğundan da birazcık bahsedeyim gelmişken. Şimdi bir test otomasyon framework'ünde aslında biz bir kullanıcıyı simüle ediyoruz, değil mi? Yani simüle ettiğimiz kullanıcının da yaptığı şey aslında bir web uygulamasıyla, bir web sayfasıyla etkileşime girmek. Dolayısıyla otomasyondaki senaryolarımızda bu etkileşimi simüle edeceğimiz için bu bir şekilde bu system under testi yani bu web uygulamasını kendi otomasyon framework'ümüzde modellemeye ihtiyacımız var. Bu modellemenin de farklı farklı yolları var, çeşitleri var. Bunlardan en çok kullanılanı, en popüler olanı şüphesiz PageObject model. PageObject model de şunu söylüyor. Uygulama, bir web uygulaması sayfalardan oluşur. Sen de bu yapı taşını bir web sayfası olarak düşün ve bir web sayfalarından oluşan, sayfa objelerinden oluşan bir framework yarat ve bu framework'ı test senaryolarında kullan diyor. Bir obje nedir aslında? Obje bir state'i olan, değil mi? Yani bir durumu olan, içinde bir bilgiyi barındıran veya o bilgiyi bir şekilde yöneten, aynı zamanda da belli başlı aksiyonları olan bir veri modeli, değil mi? Aslında bir sayfa da buna çok benziyor. Bir sayfanın da bir state'i var, değil mi? Bir bilgisi var. O anki tuttuğu bir bilgisi. Otomasyon tarafında yani bir page object bizim için aslında bir sayfanın daha doğrusu state'i veya field'ları diyeyim. Neler olabilir? Elementleridir. Biz de bu elementleri tanımlıyoruz. Aynı zamanda da bir kullanıcı bir sayfada neler yapabilir? Bunları da aksiyonlar olarak tanımlıyoruz. Tabii ki bu aksiyonlar tamamıyla business odaklı olmalı. Yani aslında kullanıcı bir sayfaya girdiğinde amacı bir şeye tıklamak değil. Amacı bir iş yapmak, bir şeyi halletmek. O da ne? Bir şeyi sepete eklemek. Aslında kullanıcının yapmak istediği şey şu. Şey bu. Bu sepete ekleme işleminin yani business oriented diye düşünebiliriz. Tabii böyle modellememek de mümkün. Ama ideali bu diye söylüyorum. Sepete ekleme işi bugün bu şekilde yapılıyor olabilir veya yarın farklı şekilde de yapılabilir. Yani sepete eklemek için bir kullanıcının neler yapması gerektiği değişebilir. Veya bir element değişebilir. Ama o business daha doğrusu kullanıcının bir şey yapmaya çalışıyor. O hep aynı kalacak. Dolayısıyla bundan yola çıkarak sayfalarla test senaryolarını soyutlayalım. Yani birbirinden decouple edelim, ayıralım işte demişler.
Bununla ilgili bu arada bu görseli de oradan aldım. Martin Fowler'ın Page Object diye bir şey de var. Bir makalesi var. Biliyoruz zaten canım bunu falan diyenlerin bile okumadıysa onu şöyle birazcık gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Yani güzel tabii bayağı olmuş yazalı ama yine de hala güncel. Dolayısıyla Page Object dediğim gibi bu abstraction'ı bize sağlıyor. Aynı zamanda CodeSwap.js'te de Page Object diye bir kavram da var. Yani siz bir login sayfasını işte otomatize etmek istiyorsanız CodeSwap.js bir page object yarat bana, ismi login olsun falan gibi CodeSwap'te komutlarla söyleyebiliyorsunuz işte konsoldan yazarak ve içerisini doldurmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla o size bir yönlendirme sunuyor. Bu mesela CodeSwap'te örnek bir page object yaklaşık böyle görünüyor. Aslında şeye de benzer. Yani bir dümdüz bir class gibi görünüyor aslında. Çok bir farkı yok. Burada tabii şeyi anlamak lazım. Bu bir kütüphane aslında. Yani bu işte page, new page eşittir new page dediğimiz bir şey değil. Yani instantiate ettiğimiz, declare ettiğimiz bir şey değil. Bir kütüphane state'i değişmeyen bir şey. Yani statik bir şey. Değişmemesi gerekiyor. Çünkü sayfa değişmez değil mi? Yani sayfanın içerisinde tabii elementler değişebilir. O ayrı konu. Ama biz page object koşum sırasında değişmemesi gerekiyor. Dinamik olması gerekiyor. O ayrı. Dolayısıyla işte yukarıda görüyoruz. Neler var? İşte locator'lar var. Container demişiz. İşte number, title falan gibi. Burada da bir metot var. İşte open main article. Nasıl açacağım? Fark etmez. Onu sadece burası biliyor. Test senaryosunda bir işte main article'ın nasıl açıldığı kimsenin umurunda değil. Sadece benim istediğim main article'ı açmak. Şimdi bir diğer komponent şeyin bize kattığı CodeSwap'in hayatımıza getirdiği. Daha doğrusu CodeSwap getirmedi. Var tabii bu kavram yani test otomasyon dünyasında bu kavram var. Buna fragment demiş şeyde CodeSwap'te. İşte modül falan diye de geçiyor. Modül diyen araçlar da var. Basitçe şu. Sayfada belli başlı sadece o sayfaya özgü olmayan pop-up olabilir. Herhangi bir element veya elementler bütünü olabilir. Bunların sayfadan bağımsız bir şekilde modellenip tanımlanabilmesini ve aynı zamanda başka sayfalar tarafından da kullanabilmesini sağlayan küçük bir obje aslında. Ne demek bu? Mesela işte buradaki örnek, işte bu ne Booking.com'daki tarih seçme ne widget'ı zımbırtısı. Mesela bu zımbırtı başka sayfalarda da olabilir. İşte burası neymiş? Bu işte kalacak yer arama kısmı. Ne bileyim flight'ta da seçeceğim bunu, değil mi? Birden fazla sayfada yani örnek aslında uyuşuyor. Birden fazla sayfada bu kullanılacak, değil mi? Yani burada benim bir takım işte bazı kod yazmam lazım. Yani işte bir kişi istediği tarihi nasıl seçecek? İşte ne olacak? İşte burada gelecek buraya şu işte oka tıklayacak. Arayacak o ayı bulacak falan değil mi? Belli başlı işler yapması lazım. Sonra içinde başlangıç seçecek, bitiş seçecek falan filan. Bazı işler var yani angarya var. Ve sadece bu bir tarih seçmeye özgü. Ne yapıyorum onu? Bir fragment modelliyorum. Fragment objem oluyor. O fragment objenin içerisinde bu işleri yapıyorum. Yani fragment'ı da bir page objeden soyutluyorum. Bunu yaparken de ne kazanıyorum? Reusability, modularity. Yani bu page object bugün page object'te bu var. Yarın bir gün başka bir yerde de kullanıldı. Ve yarın bir günde burada bir değişiklik oldu. Ne olacak? Tek bir yerden. Sadece bu fragment'a gireceğim. Fragment içerisinde gerekli değişiklikleri yapacağım. Ve hiçbir yerde etkilenmeyecek. Yani aslında bu da bir decoupling oluyor. Yani bir abstraction aslında oluyor.
bu fragment meselesi de aslında şey, pardon, bu fragment page objeden bakıldığı zaman teorik olarak hiçbir farkı yok. Sadece kullanılış biçimi fark ediyor. Yani concept'te de bu fark etmiyor. Concept'in içerisinde de bakıldığı zaman işte bu bir fragment kod parçası örneği. Fark etmişsinizdir. Yani bunun yukarıdaki page object koduna hiçbir farkı yok. Burada logic bir ayrım var. O ayrımın ne olduğundan da birazcık bahsedelim. Daha doğrusu ne işe yaradığından da en son bahsedeceğim. Burada şey yapmış, işte bir pop-up var, işte accept var. Modül açılıyor, onun içerisinde accept'e basılıyor. Birden sayfada varsa fragment olarak tanımlayıp oradan çağırıyorum. Kullandığımız da bir örnek yani. Özellikle pop-up gibi şeyler varsa ya da mesela yukarıda bir menü, yanda bir menü, bütün sayfalarda olan. Bu tarz durumlarda fragment'ı kullanıyoruz. Bize yine sunduğu bir komponent daha step object. Yine bu da dediğim gibi yani Concept'in getirdiği bir şey değil. Test otomasyon dünyasında bu da workflow falan diye de geçiyor. İşte flow, navigation flow falan filan diyenler de var. Mantık ama aynı. Mantık şu. Şimdi fragment'ın mantığı neydi? Bir elementler bütünü var ve o sayfalar arasında ortak. Birden fazla sayfa da içerebilir veya onu oradan bir sebepten dolayı koparmak istiyorum. Ortaklaştırmak istiyorum. Step object'in mantığı da şu. Step object de ortak olan hareketleri soyutlamak veya onu flow'dan koparmak için kullanılıyor. Yani bu ne demek? Mesela işte e-ticaretten örnek vereyim. Bir satın alma işlemi. Satın almak için kullanıcı login olacak. Arama yapacak. Ne bileyim sepete ekledi. Checkout yaptı. Bilmem ne filan. Tamam mı? Bu aslında içerisinde bir sürü senaryo saydım. Karmaşık bir flow oldu aslında ama diyelim ki test yapma amacıyla değil de işte satın aldıktan sonraki işte bir süreçle ilgili bir şeyi test etmek istiyorum. Yani amacım buraya kadar olan kısım değil, bundan sonraki kısım. Ve bunu birden fazla yerde de kullanıyorum. Dolayısıyla bunu ortaklaştırmak isteyeceğim, değil mi? Yani her seferinde onu yap, bunu yap, şunu yap falan gibi böyle kalın bir ön koşulum olmasını istemiyorum. Bunu tek bir şeye toplamak istiyorum diyelim ki. Fakat burada problem şu. Mantıken yani hem mimari olarak hem de logical olarak bir page object başka bir page object'le dependent olamaz. Değil mi? Yani bir sayfa başka bir sayfayı bilmemeli. Onun aksiyonlarını veya işte şeyini, field'larını. Çünkü her sayfa kendine özgüdür. Değil mi? Yani başka bir sayfaya gittiğimizde artık o yok. Eski sayfa kalmadı. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Daha yukarıda bir şey olmalı ki birden fazla sayfayı kullanıp testimi veya işte ne bileyim uygulamayı istediğim şeye getirebilsin. Yani bir flow yaratabileyim. Bunun adı da step object. Yani hareketleri belli başlı flow'u veya prosesi veya bir business işte yapmak istediğimiz bir business'ı ortaklaştırmak istiyorsak birden fazla sayfaya dokunduğumuz bunun için de step object kullanıyoruz. İşte örneğini de görüyoruz burada. Ne yapmış? İşte bir user page'i açmış, bir user create etmiş. Sonra permission sayfasından da o kişiyi activate etmiş. Yarın bir gün saat bu bir user create etme mantığı değiştiğinde o flow'la ilgili bir şey değiştiğinde geleceğim sadece tek bir yerden. Sadece buradan gerekli değişikliği yapacağım. Ortalama şöyle bir file structure'ınız oluyor. Concept'te. Yani biraz böyle dosya bazında aslında göstermek istedim. Biraz aşina
göze şey gelsin diye, tanıdık gelsin diye. Bir conf dosyamız var. Codesep conf dosyası. İşte burada gerekli olan işte konfigürasyon, gidilecek URL, kullanılacak plugin, timeout'lar gibi şeyleri bunun içerisinde belirleyeceğiz. İşte başka dependency'ler falan filan gibi. Bir output directory'miz var. İşte her türlü rapor, screenshot, chartçuk, onlar onun içine gidecek. Test senaryolarımız var. Yani bu işte feature'lar var aslında. Daha önce gösterdiğim. Steps file denen bir şey var. Steps file'da daha önce bahsettiğim bu I aktörünü, yani i.click gibi kendi metotlarımızı yazmayı sağlayan bir dosya. Onun içerisine eklediğimiz metot hem page objelerden hem de test senaryolarından kullanabiliyoruz. Yani I do something diye bir metot ekleyebilirim. İçinde doldururum. İşte şunu yap, bunu yap gibi. Yine şey mantığına biraz benzer aslında. Step object mantığına benziyor. Aslında ta kendisi. Helper'lar var. Bahsettiğim işte ne bileyim REST helper, aynı zamanda işte kullandığımız işte Puppeteer, işte Playwright falan filan dedim ya, onlar da birer helper aslında. Yani I nokta bir şeyin arkasında ne çalışacak? Bunu belirleyen kütüphaneler demek daha doğru. Sayfalar var. Sayfa page objectlerim tanımladığım yer. Fragmentlar var. Genellikle yani yaklaşık bir dosya structure'ın böyle görünüyor. Bazı pratiklerden bahsedeyim. Şimdi dedik ya locator aslında bizim için locator strateji aslında önemli bir problem. Yani üzerine düşünülmesi gereken bir konu oluyor genellikle. Çünkü testlerin flaky olmasına en büyük etkilerden bir tanesi o. Bekleme stratejisi ve locator stratejisi. En büyük etken bu ikisi. Yani kendi deneyimlerimden dolayı söylüyorum. Dolayısıyla Codesep tarafında işte bazı özelliklerden bahsettim. Locator Builder, işte Semantic Locator gibi. Ama yine de Codesep veya değil, genellikle tercih ettiğimiz bir sıralama var. İşte bir elementin bir ID'si varsa her zaman strict olarak onu kullanmayı tercih ediyoruz. Daha genel, geniş kullanımı olan işte CSS'i ondan sonra tercih ediyoruz. Genellikle biraz karmaşık şeyler yazmamız gerekiyorsa, yani CSS bazen işte böyle relative path vermemiz gereken noktalarda karşılamayabiliyor isteğimizi. O durumda da XPath kullanıyoruz. Burası biraz tartışmalı. XPath aşıkları da var. Her şeyi XPath kullanırım diyenler de var. Ben aynı şeyi çok daha az karakterle yazabilmenizi sağladığı için CSS'i daha çok tercih ediyorum. Bu arada hani öyle bir şey vardır, öyle bir dedikodu işte XPath daha hızlı falan gibi. Geçen gün öyle de bir şey gördüm. Bayağı deney yapmışlar. Çok bir fark yok. Yani arayıp bir elementi arayıp bulma hızıyla ilgili çok bir fark yok. Yani o kadar fazla locator yazmıyoruz. O farkı ihmal edebiliriz. Dolayısıyla birazcık göze hoş gelen veya neyi seviyorsunuz biraz ona kalıyor. Bu da yok. Ya bu da olmuyorsa XPath bir şekilde nasıl olmaz bilmiyorum ama işte buton veya tekstin linki, bir field'ın ismi, field'ın label'ı veya en son olarak da text'i tercih ediyoruz. Dediğim gibi şeyde Codesep.js'te bir elementi text'iyle bulma özelliği de var. Ama tekrardan söyleyeyim. En iyi yöntem bu değil. Çünkü text'i en son arıyor. Hem biraz yavaş hem de biraz kırılgan olabilir. Dolayısıyla yani bunlardan hangisini kullanıyorsak kullanalım, İyi bir locator
aslında kısa olandır. Çok önemli. Çünkü ne kadar kısaysa o kadar exact böyle precise bir yol tarifi yapıyorsunuz diyebilirim. Neden? Yani bunu şeye benzetiyorum. İşte birine yol tarifi yaparken işte düz git, işte kırmızı arabayı görünce sola dön demek gibi oluyor. Kırmızı araba her zaman orada olmayabilir. Yani onun yerine daha işte ne bileyim fırını görünce dön gibi tarifler vermek lazım. Daha değişmeyecek, daha anlaşılır, kolay. Aslında burada da tuğla yol tarifi veriyoruz ya. Dolayısıyla elementin çevresiyle değil, doğrudan kendisiyle alakalı tarifler vermemiz lazım. Yani mümkün olduğunca absolut. Absolut'tan kastım şey yanlış anlaşılmasın. Baştan sona anlamında değil. Exact böyle precise. Locator'lar yazmamız gerekiyor. Ve en büyük problem işte locator'ın büyük problemi bir uygulama, bir yazılım requirement'larına yani business requirement'larına nasıl ki sıkı sıkıya tightly coupled'sa, sıkı sıkıya bağlıysa yani bir requirement değiştiğinde en kısa süre içerisinde uygulama değişmeli. Öyle değil mi? Bizim test otomasyonumuzda sonuçta bir adaptasyon kuruyoruz. Yani bir şekilde bir interaction kuruyoruz sayfayla. O sayfayla, o interface'le yine aynı şekilde sıkı sıkıya bağlı. Yani sayfadaki herhangi bir şey değiştiğinde biz de etkileniyoruz. Bu etkinin mümkün olduğunca düşük olması bizim için en önemlisi. İyi bir locator, iyi locator'larımızı iyi yazmamızla alakalı. Yani değişimlerin mümkün olduğunca değişimlerden etkilenmemesini Şimdi hem kod set ile alakalı olabilecek hem de kod set kullanmasanız bile aslında belki de dikkat edebileceğiniz bazı kurallardan bahsedeceğim. Biz kendi yaptığımız, kendi projelerimizde bu kurallara dikkat ediyoruz. Yani review ederken bu kuralların birkaçını topladım buraya. Konuştuklarımızdan da alakalı olduğunu düşündüklerimi. Bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz demeyeyim. Kesinlikle dikkat ediyoruz. Nedir mesela bunlar? Öncelikle bir test senaryosunda browser'la ilgili herhangi bir komut olmamalı. Yani içermemeli. Bu ne demek? Test senaryosuyla page object'i soyutladık. Bunu kullanmayı tercih ettik. Ki zaten hep page object model kullanıyoruz çoğunlukla. O yüzden söylüyorum bunu. Dolayısıyla bir test senaryosunun içerisinde sayfadaki yapılan işin nasıl yapılacağıyla ilgili hiçbir bilgi olmamalı. Yani bu şu demek. Bir test senaryosunun içerisinde daha önce yukarıda örneklerini gösterdiğim gibi işte I nokta click diye bir şey olamaz. Biz bunu istemiyoruz. Neden? Çünkü bir şeyi click etmek page object'de de anlattığım gibi sayfada bir şeyi yapmaya çalışmakla alakalı. Dolayısıyla sayfada yapılan bir iş page object'in içerisindeki metodun arkasında gizli olmalı. Yani amacım bir iş yapmak. Page nokta do something içinde ne yapıyorsan yap. Dolayısıyla yani test senaryosu browser'la konuşabilmek için page objeleri kullanmalı. Bu önemli. Bunu şöyle diye de düşünebiliriz. Selenium'u işte bileyim özellikle mesela Java ile falan kullanıldığı için söylüyorum. Bir test senaryosunun içerisinde, bir test class'ın içerisinde Selenium'la ilgili herhangi bir import olamaz. Olmamalı. Bu da aynı mantık. Dolayısıyla o dependency'leri birazcık da o şekilde ayarlayabiliriz. Bir diğer ne diyeyim bizim uyguladığımız ve size önerdiğim kural should not be olacak. Orada bir küçük bir hata yapmışım. Bir test senaryosu locator'lar bilmemeli. Yani should not be aware of locator. Çünkü tek az önce de söylediğim gibi
Test senaryosunda sayfaların içerisindeki sayfaların field'ı ile ilgilenmiyorum. Dolayısıyla sayfanın özelliği olan bir element veya bir locator bir page objenin içerisinde gizli olmalı. Yine aynı mantıktan ötürü. Yani işte evet belki click falan dedik, aksiyonları gizledik arkaya. Ama işte bir elementi senaryonun içerisinde tanımlıyorum. Veya orada bir şekilde aman canım ne olacak diyerek işte bir şey doğrulamaya çalışıyorum falan gibi. Değişken tanımlamak manasında oradan çağrılıp kullanılabilir ama içeride locator geçmemeli. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu step object mantığında, fragment mantığında da söylediğim gibi bir page object başka bir page object'e bağımlı olamaz. Bağımlı olması şu demek, ikisinden birisinin birbirini import etmesi. Yani bir page object'in başka bir page object'i bilmesi aslında. Bu mümkün değil. Dediğim gibi lojik olarak da aslında mantıklı değil. Bütün sayfalar bağımsızdır, değil mi? Dolayısıyla bir sayfanın içerisinde başka bir sayfanın özelliğini kullanmaya ihtiyacım varsa o zaman belki de bir şeyi yanlış yapıyor olabilirim. Belki de bir step objeye ihtiyacım var. Veya o kullanmaya çalıştığım şey belki de bir fragmenta dönüşmeli. Dolayısıyla bu da önemli. Yani yine işte daha object oriented bakarsak bir page object başka bir page object tarafından import edilemez. Bir diğer konu, test senaryoları fragmentlara doğrudan erişemezler. Fragmentlar dedim ya, aslında teoride page object ile aynı şey. Aslında yani bunu yapmak için size hiçbir şey engel olamaz. Bir fragmentı kullanabilirsiniz. Ama lojik olarak bunu engellememizin sebebi fragment tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Fragment adı üstünde yani bir parçacık falan demek ya bir şeyin bir bütünün bir parçası. Dolayısıyla bir page object'in içerisinde bulunmalı bir fragment. Yani bir test senaryosunda işte pop-up nokta işte okey falan gibi bir şey çok mantıklı değil. Ne olursa olsun bir fragment bir page object'in içerisinden kullanılmalı. Dolayısıyla o baktığım zaman bir fragmentın hangi sayfalarda olabileceği veya var olduğunu baktığım zaman görebilirim. Bir diğer kural bizim için. Umarım yani page object kullananlar sizler de bunu uyguluyorsunuzdur. Aslında çok fundamental bir kural. Bir page object, bir step object, fark etmez. Bir page fragment. Bu komponentler demiştim ya, system under test'i modellememizi sağlayan kütüphaneler. Bu kütüphaneler uygulamayla ilgili veya testle ilgili hiçbir datayı bilmemeli. Yani bilemezler. Bilmemeliler. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Bir kullanıcı giriş yapmak için username bilgisini kullanıcı tutar. Dolayısıyla sayfada o bilgi olmaz. Yani en dışarıdaki kişi kimse ki bizde en dışarıda test senaryosu var. Datayı o bilmeli, kullanmalı ve aynı zamanda yönetmeli. Dolayısıyla en dışarıdaki katmanda datayı belli başlı farklı şekillerde yönetebilirim. Yani test senaryosu içerisinde datayı bir yerden alabilirim. Ne bileyim işte data driven yapabilirim. Bir config'den alabilirim. Belki DB'den alabilirim. Fark etmez. Ama bir parametre olarak her zaman içeriye aktarılmalı. Ve bir page object, fragment, her neyse bütün bu entitilerin datayla bir ilgisi olmaması lazım. Dediğim gibi statik bir servis gibi davranmalılar. Datayı alıp işleyip işini bitirmeli veya belki de geri dönmeli. Bu tam bu noktada ben birazcık da araya girebilir miyim Ahmet? Lütfen.
Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir 15 dakika sonra ara vereceğiz. Sonra 13.30'da tekrar döneceğiz bu workshop'ımıza. Yani şu anda bir 10 dakika, 15 dakika kadar bir zamanımız kaldı. İlk bölümümüz için en azından. Ona bir dikkat edersek sevinirim. Dilerseniz buradaki workshop ekranlarınız zaten açık kalsın. Bir saat sonra da aynen buradan devam edebiliriz diye düşünüyorum. Zaten sen de neredeyse sonuna doğru gelmişsin galiba Ahmet ilk bölümü. Evet. Tamam. Devam edebiliriz. Ben tekrar sözü Ahmet'e bırakıyorum. Tamam. Şimdi bazı şeyler paylaşacağım. Yine tam olarak aslında Codesep ile alakalı olmayan, genel olarak kendi testlerinizde de, kendi test otomasyon stratejinizde veya framework'ünüzde de kullanabileceğiniz bazı tiplerden bahsedeceğim. Kendi projelerinizi, test otomasyon projelerinizi nasıl puanlarsınız? Yani ya da ben nasıl puanlarım? Nelere bakarım? Biraz onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir önüme bir framework ya daha doğrusu hatta bir test otomasyon çözümü geldiğinde bu interaction noktalarına bakarım. Yani asıl locator'lara. Locator'lar için nasıl bir strateji belirlenmiş? İşte ID mi kullanılıyor, XPath mi kullanılıyor? Kullanılıyorsa ne kadar okunaklı, ne kadar karmaşık? Bakıldığı zaman anlaması ve değiştirmesi ne kadar kolay? Öncelikle bunlara bakarım. Çünkü dediğim gibi en çok bu işte flaky olmasını veya update gerektirmesini sağlayan önemli noktalardan bir tanesi bu. Bir diğer konu otomasyondaki flaky olma durumu veya false pozitif olma durumu. İkisi arasında bir fark var aslında. Flakiness şu demek. Koşulan bir senaryonun geçti kaldı durumu indeterministikse, yani belli başlı şeylere bağlı değilse ve bunu aslında çoğu zaman anlamlandıramıyorsak, bunu fark edemiyorsak, bu daha çok buna otomasyon dünyasında geçerli bir şey. Flaky diyoruz. Yani bugün geçen bir senaryo yarın nedenini bilmediğim bir şekilde kalıyor gibi. False pozitif aslında daha deterministik bir durum. Yani false pozitif neydi? Hata olmayan bir şey için hata var denmesi. Yani işte pozitif hata var sonucu çıkması. Bu manuel test yaparken de geçerli olabilir, değil mi? Yani işte manuel test yapan birisi de işte bug açabilir. Aslında o bug invalid olabilir. Dolayısıyla bu deterministik bir durum. Yani otomasyonda işte lokalinizde koştuğunuz şey hata veriyor. Aynı zamanda işte uzakta koştuğunuz şey de hata veriyor ama aynı zamanda bu false pozitif. Yani gerçekten hata değil. Bu orana bakmak lazım. Bu durum yani flaky olma veya false pozitif olma durumu ne sıklıkla gerçekleşiyor? Veya ne oranda gerçekleşiyor? Tabii ki bu o kadar kolay bir şey değil yani bunu çözmek. Çünkü buna sebep olabilecek çok fazla faktör veya parametre olabilir. Nedir bunlar? Data. Yani datanın değişiyor olması veya işte test ettiğimiz uygulamanın kurulu olduğu ortamdaki bazı konfigürasyondaki etki edemeyeceğimiz veya izleyemediğimiz, gözlemleyemediğimiz değişiklikler olabilir. Başka neler olabilir? İşte bizim otomasyon tarafında yine işte az önce bahsettiğim gibi locator stratejisinin çok doğru olmamasından kaynaklanabilir. Bir şeyi bekleme veya bu conditional wait'lerin doğru konumlanamamasından kaynaklanabilir gibi gibi birçok farklı etken olabilir. Dolayısıyla yani öyle hemen oturalım bunları çözelim diye bir şey olmuyor. Uzun soluklu bir şey gerekebiliyor, çalışma gerekebiliyor. Ama ne kadar otomasyon projesinin oturmuş olduğu ile ilgili de bir fikir verecektir.
Bir diğer konu benim false pozitiften veya flaky olmaktan olmasından daha çok korktuğum bir şey varsa o da false negatif sonuç aslında. Çünkü false pozitifte elinizde bir şey var. Yani bir bug var veya tespit edebildiğiniz belirleyemediğiniz bir şey var elinizde. Flakiniste veya false pozitif durumunda. False negatif ne demek? False negatif gerçekte hata olan bir senaryoda hata verilmemesi. Yani geçti denmesi. Benim false pozitiften daha çok korktuğum şey bu aslında. Çünkü bunu kimse fark edemez. Belki anca kullanıcılarınız bulur oradaki hatayı. Dolayısıyla bu da aslında çok tespit edilebilecek bir şey değil. Anca nasıl tespit edebilirsiniz bunu? Dediğim gibi yani canlıdan bir hata döndü. Baktınız bu hata yani o senaryo aslında şeyde otomasyonun senaryo seti dahilinde. Ne oluyor tabii böyle olunca? Birazcık otomasyonu olan güven düşüyor. Düşer yani. Değil mi? Yani o kadar işte emek var. Otomasyon yapılıyor, koşuluyor. İnsanlar işte ne bileyim birileri onu bekliyor, sonuçlarını inceliyor ama yani bunu zaten koşmuyor muyduk canım falan gibi şey olabilir. Birazcık ne diyeyim? Otomasyona duyulan güven azalabilir. Bence en büyük problemlerden bir tanesi de bu olurdu. Allah korusun. Buraya dikkat etmekte fayda var. Yani bir şeyi test ediyorsak gerçekten can gönülden test ettiğimizden emin olmamız lazım. En önemli konulardan bir tanesi. Yine işte birazcık bahsetmiş oldum. Beklemek aslında değil mi? Yani çünkü Kotsept'te bir katman daha ekleniyor aslında. Değil mi? Kotsept katmanı var. Kendi sintaksımızın arkasında bir driver var. Bir engine var. O da işte WebDriver'a yolu bir protractor, judge, onlar var değil mi? Onların arkasında da bir katman daha var. O katmanda atıyorum Selenium WebDriver API. Değil mi? Bu Selenium WebDriver API neyle konuşuyor? Browser'ın driver ile konuşuyor. Mesela Chrome driver var ya işte. İşte Gecko driver, judge. O da browser ile konuşuyor. Bakın bir sürü arada katman var. Dolayısıyla bir asenkron olmak zorunda burası. Yani bir şey atıyor. Geri dönmesini bekleyeceğiz. Sayfa biliyorsunuz değişken bir şey. Dinamik bir şey. O yüzden de bir şeyleri beklemek zorunda kalıyoruz. Neyse ki bir şeyleri beklemekle ilgili Kotsept'in bazı belli başlı özellikleri var. Onların da birazından bahsettim. Mesela bir özellik daha geldi aklıma. Wait for action denen bir parametre var. Config'e veriyorsunuz. Wait for action bilmem kaç milisaniye neyse işte bir timeout veriyorsunuz. O da şunu yapıyor. Sayfada herhangi bir aksiyon almadan önce o sayfadan atılmış herhangi bir şey response'u dönmemiş daha gelmemiş bir request var mı? Ona bakıyor. Bu da çoğu zaman aslında şeyi kurtarıyor bizi. Niye? Çünkü sayfanın bizi bekletmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi çok hani böyle hantal bir JavaScript ile yazılmadıysa hani single page application'da bazen olur ya kendi içinde bekletebilir. O öyle değilse çoğu zaman biz aslında o frontend'in backend'e gidip bir şey getirmesini bekleriz, değil mi? O açıdan da bayağı bir şeyi çözüyor aslında. Yani bir response'u daha dönmemiş bekleyen bir request varsa konsepte bekliyor. O da çözüldükten sonra klikliyor mesela. Bu da biraz şey zaman kazandırıyor. Yani daha implisit doğru bir bekleme, conditional bir wait stratejisi sunuyor bize. Bunlar ne kadar güzel kurgulanmış biraz buna bakarım. Bir de şeye de bakarım aslında. Duration'a da bakarım. Yani toplam execution koşum ne kadar sürüyor? Yani bence çok önemli bir parametre bu. Yani şöyle bir şey olamaz. Biz öyle bir test otomasyonu yaptık ki 6 saat koşuyor. Bırakıyoruz geceden
sabahlara kadar koşuyor. Çok övünülecek bir şey değil açıkçası bence. Çünkü tabii ki bazı şimdi öyle buradan ahkam kesiyormuş gibi olmayayım. İnşallah o kadar uzun sürmüyordur sizinkilerde. Ama bazen olabiliyor. Neden? İşte ne bileyim. Çok önemli bir deployment süreciniz var. Savunma sanayi sektöründesiniz. Bankacılık falan olabilir istisnai durumlar. Ama bir test UI test otomasyon koşumu artık yani böyle sonsuzlara falan gidiyorsa ki gider yani bir noktadan sonra. Orada bir problem olabilir. Burada en başta bu problem aslında ikiye ayrılıyor. Bir strateji olarak iki teknik problem. Teknikten kastım doğru bekleme stratejilerinin kurulu olması olabilir. Her yer adam threat sleep gibi işte wait falan wait 5 saniye falan gibi şey koyduysan bu da uzayacak tabii normal. Ya da işte paralize edelim mi? Neden edemiyoruz? Gibi gibi şeyler teknik çözümler olabilir veya teknik problemler. Bir diğer konu stratejik problemler olabilir. Neden 6000 senaryon var ki? Gibi. Yani bunu daha sadeleştiremez misin? Gerçekten o kadar fazla şeyi koşmaya gerek var mı? O kadar dallanmaya gerek var mı? En simple şeye odaklanmakta zorlanıyor musun? En önemli şeyi falan gibi. Bu da ayrı bir konu. Birazcık buraya bakmak lazım. Çünkü biliyorsunuz 6 saat sürüyorsa 6 saat sürüyorsa veya çok yani artık inanılmaz şeye ulaşıyorsa bir de bunun nesi var? Çıkan sonuçları analiz etmesi var. Ki o ondan belki de daha uzun sürecek. Gibi gibi durumlar önemli. Yani bir de hani buna da bakarım. Bir diğer konu test senaryolarının ne kadar aslında atomik olduğuyla ilgili bir konu. Hani Solid'in S'si vardır ya, Single Responsibility Principle. Neydi bu? Single Responsibility Principle. İşte diyor ki İngilizce söyleyeceğim daha kolay bence. Diyor ki an entity should have one and only one reason to change. Nasıl çevireceğim? Bir entity, yani bu her şey olabilir. Entity'den kasıt. Bir değişken, bir metot, bir class, bilmem ne, her şey olabilir. Bir entity'nin değişmesi için yalnızca ve yalnızca tek bir sebep olmalı. Yani aslında şu demek. Her şey bir iş yapmalı ve onu en iyi şekilde yapmalı ya hani. Single Responsibility Principle. Ben de bunu şöyle uydurdum. Böyle bir şey yok yani bu arada. Single Point of Failure diye. Ben buldum öyle bir şey. Şunu demek istiyorum aslında. Bir test senaryosunun da yine aynı cümleyi biraz çeviriyorum. Fail etmesi için yalnızca ve yalnızca tek bir sebep olmalı. Burada şu anlaşılmasın. İçeride bir tane mi assertion yapacağım? Hayır öyle değil. Farklı verifikasyon noktaları olabilir içeride. Ama ana olarak bir senaryonun valide ettiği şey tek ve net olması lazım. Ne bileyim bazen işte şeyi görüyorum. Yani mesela senaryonun içerisinde, bir test senaryosunun içerisinde logical bir if varsa yani şöyleyse bunları yap falan gibi. Orada bir şey yanlış yapıyor olabiliriz. Orada belki de iki tane senaryo olmalı. O senaryo yerine. Bundan kastım bu. Yani bir senaryo patladığında ne olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilmem lazım. Tamam. Okey. Toparlıyorum. Soyutlama mantığı. Aslında bu komponentlardan bahsetmiştim. Bu soyutlama o yüzden genel koydum. Yani komponentlerin kullanımı falan gibi bir şey olamaz. Framework oluşturuyoruz. Helper'larımız var. Page objelerimiz var. Framework'larımız var. Bir sürü böyle komponentler var. Bunların amacı aslında hepsi soyutlamak. Reusability'yi arttırmak. Modularity'yi arttırmak. Burada bu da aslında mimari hakkında bize bayağı bir fikir verecek. Buraya bakarım. Bu mimarinin ve soyutlama stratejisinin nasıl kurulduğu aslında çok da önemli. Çünkü sonsuza da gitmemesi lazım. Her şeyi soyutla. Over engineering oluyor biliyorsunuz. Ve son olarak da
Öncelikle otomasyon veya test stratejisiyle ilgili sahip veya sorumlu olan kişiler olmak üzere bütün ekibe ve organizasyona güven vermesi lazım. Yani biz bir deploy yapacağız. Otomasyonu koştuk. Hepsi yeşilse en azından canı gönülden inanabilmemiz lazım ki bu paket bizi uykularımızdan uyandırmayacak. Bu güveni organizasyon içerisinde, ekip içerisinde sağlayabiliyorsak aslında çoğunlukla başarılı olmuşuz demektir. Çünkü UI seviyesine çıktığımız zaman otomasyonumuzun aslında hata bulması bizim için çok önemli değil. Daha doğrusu hata bulmaması bizim için çok problem değil çoğu zaman. Bizim aslında amacımız bu buralarda buralar istediğimiz gibi çalışıyor demek istiyoruz. Yani uygulamada hiçbir hata yok demek istemiyoruz. Ama en azından önemli yerlere bakıyorum. Baktığım yerlerde istediğim gibi çalışıyor. Bu güveni duymak ve bu güveni sağlamak en önemli meselelerden bir tanesi. Yavaş yavaş araya geçebiliriz. Güzel şeyler söyledin. Öğleden sonra da birazcık şeye gireceğiz. Şey Yani yapalım. Sen bir herkesin koda gireceğiz. Mimariyi göstermeye çalışacağım size. Birazcık tabii kalabalığız. Normalde workshop mantığı biraz hani ben yaptım, siz de yapın falan gibi. Öyle yapamayacağım. Örnek bir proje yapmaya çalışacağım. Sorularınız olursa da öğleden sonra alırım. Değil mi? Kaçta buluşuyorduk? Ben şimdi burada araya gireyim. Ahmet, eline sağlık, diline sağlık. Saat 13.30'da buluşacağız arkadaşlar. Zoomlarınız açık kalsın. Hani şey olarak devam ederiz buradan tekrar. Ben şu hani false pozitif, false negatif tarafını anlattı Ahmet. Orada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani kolay akılda kalsın. Çünkü orada birazcık şey olabiliyor. O bir ters gibi değil mi? Karıştırılıyor. Evet. Ters gibi karıştırılabiliyor. Şimdi bir saniye şöyle bir Ben onu bakacağım. gebelik testine benzetiyorum veya İşte tam COVID orası ile ilgili bir tane şey göstereceğim şu anda. Bir dakika. Ha, yok şu anda yapamıyorum. Ha, Ekranı bende mi? paylaşacaktım ama şey Ben yapamadım. Benim Mac'teki bir sanırım. ayarlardan dolayıymış. Tam olarak şeyi toparlayamıyor çünkü gösteremiyor. Bakıyorum. Şuradan yapabilir miyiz? Sanki şöyle yaparsam yapabiliyor. Galiba şu anda ekranı Ha. görüyorsunuz, değil mi? Evet. Yani Evet. false negatif'i böyle aklınızda tutun arkadaşlar. Yani diğer türlüsünde bayağı karıştırılıyor. Güzel. Şunu aklınızda tuttuğunuz müddetçe o kuadrantı da oturtabiliyorsunuz kafanızda. Neyse, şimdilik hepinizin Teşekkür diline ederiz. sağlık, eline sağlık. 13.30'da tekrar burada görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi afiyet olsun. Ben şeyi kapatmayacağım. Yani işte kamerayı ve şeyi kapatacağım. Siz de doğrudan gelirsiniz. Evet. Masanız daha iyi olur. 13.30'da devam ederiz. Kolay gelsin hepinize. Afiyet olsun. Evet.
Selamlar tekrardan. Acaba herkes burada mı? Görüntü sesiniz iyi. Güzel. Birkaç dakika daha bekleyeceğim. Belki herkes gelmemiştir diye. Hatta şey yapalım. Bu beni duyanlar elini kaldırabilir mi? Şöyle. Hatta şu altta arkadaşlar şey var. Reactions diye bir yer var. Oradan da hani emoji seçebilirsiniz burada Ha. olanlar. Süper, 2 dakika içinde de başlarız olmadı. tamam. Hani çoğunluğumuz burada diye görüyorum. Erdem abi nasılsınız? Müsait misin? Mehmet, selam. Selam Ahmet. İyi, sen nasılsın? Selam. İyiyim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim dinlediğin için. Buradasın. Nasıl gidiyor? Evet. Kaçırır mıyım hiç? Harika olmuş içerik. Eyvallah, sağ ol. Başlıklar çepeçevre. Yani step objects. Aslında biz daha çok kullanabileceğimizi fark ettim seni dinlerken. Benim sunumdaki workflow'un teknik taraftaki karşılık gelen kısmı gibi Page Object'in testleri, test case'ler gibi düşünürsek Step Objects'te de o test case'lerin uçucu eklenip uçtan uca test senaryosu gibi onu daha iyi uygulayabileceğimizi fark ettim. Senin sunumda ağzına sağlık. Ne mutlu. Koda girdikçe daha da oturur diye düşünüyorum. Hazır Yani. gelmişken ben sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi Tabii ki. sen değişim konusunda çok cesur birisin. Biz de senden o konuda çok da şey öğrendik açıkçası. Yani her zaman daha iyiye ve daha kaliteliye değişmek konusunda hep gönüllüsün. Şimdi burada aslında bir şey devreye giriyor. Özellikle selenyum alışkanlığı olanların belki kafasında böyle bir şey var. Profesyonel olarak da bütün aslında Innova'nın birçok yerinde değil mi? Kullanılıyor şu an. Kod sepetçesi hala kullanılmaya devam ediyor. Evet, bizim ekiplerde kullanıyoruz. O değişimle ilgili neler söyleyebilirsin? Yani Selenium'dan buraya geçmek korkutucu bir şey midir aslında? Neler kattı? Neler götürdü? Onunla ilgili bilgi verebilir misin birazcık? Şuradan videomu da açmış olayım. Öncelikle hani o değişim dediğimiz şey birlikte yaptığımız beyin fırtınaları karşılıklı. Yani o coaching dediğimiz şey. Ben de halen sizden bir sürü şey öğreniyorum. Şu sunumda harika konular geçti. O değişime bakarsak aslında hani şöyle bir şey var. Bir fayda ve maliyet analizi yapmakta fayda var. Selenium WebDriver eski en iyi bilinen hani biz bunu kendi içimizde senden sonraki ekiplerle birlikte de yaptık. Hatta burada bakıyorum. Şimdi o arkadaşlardan. Ha, evet.
Var mı burada? Milli var Onlarla mı? işte şunları paylaşmıştık. Hani onu kendi içimizde de yaptık. Tekrardan değerlendirdik. Daha evvel Selenium'la çalışmış olan arkadaşlar vardı. Hani Selenium'u çok iyi biliyor. Ve doğal olarak Selenium'da devam etme isteği olabilirdi. Onlara CodeSafe birlikte değerlendirdik. Anlattım. Hani bir POC yapalım dedik. Hani Selenium'u bıraktığımız zaman bize neler kazandıracak? Bu şekilde anlatmayı tercih ettim arkadaşlara ve o POC'yu yaptıktan sonra arkadaşlar hani şunu söyledi. Ya hakikaten geçmeye değer. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz otomasyonu niye yapıyoruz? Verimliliği artırmak için yapıyoruz. Yani ne? Şimdi bizim koşan kezlerimiz senin hatırlarsın yazdığın kezleri koşmak onlarca gün alıyordu ama yarım saat içinde, bir saat içinde otomasyonla koşuyorduk onları. Bu koşum tarafındaki verimlilik. Ama bir de otomasyonun hani efficiency in automation dediğim şey otomasyonun içindeki verimliliğe bakarsak Selenium'la hani biz onun POC'sini yaptık. Seninle de yapmıştık. Selenium'la bir saat içinde sallıyorum hani afaki örnek vereceğim. İki case'i otomatize edebiliyorsam, kodunu yazabiliyorsam CodeSafe 4-5 case'in kodunu otomatize edebiliyorum. Multiple run'larını çok rahat bir şekilde konfigür edebiliyorum. Yani Sami de sağ olsun, sen de sağ ol. O Docker'la yaptığımız multiple run'lar güzel ama bugün Docker biraz daha zor gelen arkadaşlar. Selenium'daki o grid vesaire detayına da girmek istemeyenler CodeSafe.js'in içinde bir satır konfigürasyonla multiple run'ı yani o senin de bahsettiğin 8 saatlik koşumu biz bir anda 1,5 saate indirdik. Bir tane satır ekleyerek hani bir de taglerini vererek. Dolayısıyla kullanımı hani daha kolay, daha hızlı yazıyorsun. Learning curve'ü daha düşük. Dolayısıyla soru şu hani daha kolay bir şeye geçmek ister misin? Yeni öğreneceksin. Diğerini biliyorsun daha zorunu ama sürekli de zorluyor. Tabii artılar eksiler diye düşünürsek hani artılarda tabii şey de var. Sen bahsettin. Hani clean kodu daha yönlendiriyor. Hata yapmayı otomatik olarak biraz daha azalttırıyor. Ecosseps. Yani onu amaçlayarak yazılmış. Ama Selenium'da hani developerların bile o düzenine koymakta zorlandığı, hani sağlam developerların bile düzene koymaya zorlandığı o Java kodunun içinde biraz daha kaybolmak kolay oluyor. Yani özellikle test tarafındaki arkadaşların orada o mimaride readable kod yazma, o maintainable kodu yazmak daha zor olabiliyor. Tabii diğer hani framework'ün, CodeSafe.js'in getirdiği şeyler işte sen söyledin backend agnostik. Yani bugün test coffee, yarın playwright, Cypress, işte protractor, Appium. Hani hepsinin farklı bir sintaksi var, dili var. Onları öğrenmeye çok gerek kalmadan arka planda bir satırla bugün hani protractor'ı bağlıyoruz. Yarın playwright'ı bağlayabilirim. İşte Appium bağlayabilirim vesaire gibi ama öğrendiğim dil hep aynı, ortak. CodeSafe.js'in dili ön planda. Dolayısıyla bir yani firmaların istediği şey o her zaman çok mümkün değil. Bununla da %100 olmayacak ama büyük oranda web tarafında özellikle Java test otomasyonunda Java temelli ekranların CodeSafe.js o kurumsallaşmayı da getiriyor. Hani bir aracım olsun, bütün projelerimi o araçla otomatize edeyim. Kurumsal bilgi birikimi olsun, herkes onu öğrensin. Farklı farklı araçlara dağılmayayım. O kurumsal bilgi birikiminde 10 kişilik ekip varsa 8'in 9'unu kapsayacak şekilde otomasyona ayrılan bir şey de yapabiliyor. Hani özet olarak aslında artıları eksileri bir yere yazdığımızda community'si Selenium WebDriver'ın çok daha geniş. Evet. Eyvallah. Ama hani bu da daha kolay. Takıldığın zaman bunda biraz daha çok takılabiliyorsun ama çok takılmıyorsun. Daha bir kolaylık sunuyor. Takıldığın zaman şöyle bir şey var. Hani Ahmet gibi sağlam biri varsa zaten arkada bir custom library'sini yazıyor.
Hemen aşıyorsun. Orası da birazcık kendine güvenle alakalı ama kaç kere takıldık? Bir kere, iki kere. Onlarda da ilgili kodlamayı zaten yapılıyor. Oradaki arkadaş da zaten kod yazan bir arkadaş. Yani çok da gözü korkutmamak lazım. Ben şunu diyorum, biraz cesur olmakta fayda var. Hani cesur olmak derken öyle çok acayip de cesur olunacak da bir şey değil hani. Çok da abartmaya gerek yok. Daha cesur olduğumuz yerler olmuştu hatırlarsın. Muhakkak. Belli projelerde deneyip fark ettiğimiz, iyiymiş ama bu projeye uymuyormuş dediğimiz şeyler de olmuştu. Onu da kazanım olarak saymıştık ama bu öyle bir şey değil. Yani ufak bir cesaret değecektir hani. Dolayısıyla hani verimliliği artıran araçlar yazarken ki yani otomasyonla bir verimlilik sağladık. Bununla da 2,5 adamlık işi bir kişi otomatize edebiliyor. Hani 30 adamın koşacağı testi otomasyona yaptırıyoruz ama onu 2,5 adamla yazıyor olabiliriz, bir adamla yazıyor olabiliriz, 2,5 ayda yazıyor olabiliriz, bir ayda yazıyor olabiliriz. Bu biraz onun getirisi. Bir de kullanım kolaylığı. Yeni gelişen teknolojiler biraz daha eskilerin eksikliğini giderir şekilde tasarlanmaya çalışıyor. İşte o Michael Bodnar çıktı bunlara, o creator'ı dikkat eden bir adam. Hani Ukraynalı. İşte bizden de çıksın diyorduk. Sen de oraya commit yapıyorsun. Arkadaşlar da aslında yapıyor olabilir. Hani o GoSapiens open source bir araç. Ne güzel bir şey. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi burada genellikle hani test otomasyonuyla birebir ilgilenen kişiler vardır diye tahmin ederek soruyorum. Onların adına aslında. Şimdi baktım diyelim ki bunu beğendim. Codesep'te aslında birazcık profesyonel anlamda da kullanmak istiyorum. Ne yapmak lazım? Yani kendi organizasyonumda bunu nasıl yaygınlaştırmak lazım? Böyle bir geçişi nasıl yönetmek lazım? Yani organizasyondaki herhangi bir test otomasyon mühendisinin bakış açısından soruyorum aslında bunu. Yani birlikte düşünelim aslında nasıl yapmak lazım. Yani biz biraz nasıl yaptığımızdan bahsedebiliriz. Her organizasyona göre de dinamik değişebilir. Biz ne yaptık? Hani açıkçası mutlaka hani bu aslında şöyle düşünebiliriz. Genel literatürde de yer alıyor. Hani baktığımız zaman bu kült test otomasyonu üzerine yazılan kitaplara da baktığımızda söylenen şey şu. Hani teknik taraftan öte, sen çok güzel bir soru sordun bu arada. Teknik taraftan öte bu değişimi yönetmek daha bir ön plana çıkabiliyor. Kararsal açıdan. Dolayısıyla hani insanların şunu söylüyor. %15'i early adopter. Hani biz ona giriyoruz. Ama herkesin de ona girmesini beklemek haksızlık olabilir. Ortada duran bir kesim var %70'lik. Onlar biraz daha bir yerde bir çalışsın da bizim projeyi riske atmayalım. Hani bir çalıştığını görelim. Hani mantıklı gibi görünüyor ama denenen proje bizim proje olmasın diyor. Bir %15'te hani mümkün olduğunca çok o geçişi yapmak istemiyor. Hani 3 yıl sonra bir tek siz kaldın dendiğinde ey ben de geçeyim modunda hareket edebiliyor. Dolayısıyla hani birlikte düşünüp bir beyin fırtınası yapıp bence hani bizim yaptığımız yol ne? POC'yi yapıyoruz. Yani artıla önce bir maliyet, fayda ve maliyet analizi çıkarıyoruz. İkisinin faydalarını yani daha doğrusu 3-5 araç hani finale kalan neyse araştırmasını yapıp bunların getirdiği faydalar ne? Maliyetleri ne? Yani götürüleri ne? Daha sonra da bunun gerçeklemesini yapıyoruz. Hani bunlar yazıyor, okuduğumuz, araştırdığımız bu şekilde ama gerçekten böyle mi gerek? POC ile onun denemesini yani bir o aracı kurup hakikaten o kullanım kolaylığı var mı? Getiriyor mu? Önce biz onu görüyoruz. Daha sonra bir sıkıntı yaşanacak potansiyel yerleri bir test edip işte nedir? Community. Ne kadar sürede çözülüyor? Zaten kitaba baktığımız zaman dönüş süreleri görünüyor. Hani şey olarak kaç tane issue açıkta vesaire gibi maddelere bakıyoruz. O maddeler sonrasında biz hani test ekibi olarak evet buna geçelim dediğimiz noktada ki mesela o Selenium ve Codesep karşılaştıran arkadaşımız Kübra ki eski Selenium'cu sağlam. Hani bu parametreleri çıkardık. Kullanım kolaylığı işte modelin standart Codesep sunulma kolaylığı
İşte diğer komutların vesaire kullanım kolaylığı, community eksikliği, Selenium'un orada kuvvetli olması. Hepsini tek tek denedik. POC'sini yaptık ve hani bir Selenium'cu olarak buna geçmenin daha iyi olacağını söyledi. Bunu kendi içimizde yaptıktan sonra dışarıya da duyuruyoruz. Çünkü burada şöyle bir şey de gelebiliyor. Bazen mesela dışarıdan bir arkadaş, özellikle yazılım mimarı olabilir. Hani onlar kod konusunda da çok iyi ya. Böyle şeylere bir karışma ihtiyacı da duyabiliyor kendi bakış açısıyla. Ya aslında değiştirmesek, şöyle yapsak fikri gelebiliyor. Ona da izah ederek, işte o koçluk mentörlüğü ona da sohbet ederek, anlatarak, göstererek ilerleyip kurup daha sonraki aşamada bir şeyler ayağa kalktığı zaman zaten daha iyi ikna ediyorlar. O %70'e dahil oluyorlar. Sen başlıyorsun. Teşekkür ederim. Değerli görüşlerin için. Biraz sağ ol Ahmetciğim. Karşılıklı. İstedim. Bu arada başka arkadaşlardan bir görüşü olan var mı? Veya sorusu olan. Ben çok vakit kaybetmek istemiyorum. Bir yandan da hafiften bir proje geliştirme nasıl olur? Oraya da geçiş yapmak istiyorum. Abi tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Devam edeyim. Böyle ağzına sağlık. Keyifle dinliyorum. Dinlerimiz bir. Kendine iyi bak. Sen de aynı şekilde, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bakalım. Bir soru varmış. Bir sonra lokalde COSAPJS ile yazdığımız ses sonra kodlarımızı nasıl schedule edebiliriz? Ha, güzel bir soru. Yani şimdi lokalde schedule etmekle ilgili aslında bu COSAPJS'in probleminden çıkıyor aslında schedule etme konusu. COSAPJS yani komutu verdiğinizde çalışacak şekilde bir yapısı var. Ama schedule etmekten kastınız yani işte belli zaman aralıklarında otomatik olarak kalksın ve işte çalışsın ve raporlasınsa onu genelde lokalden yapmıyoruz. Onu uzak bir makinede yapmayı tercih ediyoruz. Hani öyle bir durum yoksa yani ona imkan yoksa işte lokale işte Jenkins kurmak gibi çözümler olabilir. Çünkü dediğim gibi bunlar aslında birazcık daha Codecept'in problem alanından, domaininden çıkıyor. Veya işte bazı belli başlı scriptler, böyle batch, otomatik çalışan scriptler falan kullanılabilir. Kullandığınız işletim sistemine göre değişir. O yüzden yani aslında soruyu biraz daha genişletmiş olayım. Bunu şeyde remote bir serverda yapmak çok daha doğru olacak. Evet. Şimdi ikinci bölümde birazcık daha şey tarafına geçmek istiyorum. Yani örnek bir proje yapmak istiyorum sizinle. Projeye başlamadan önce birazcık da teknik tarafla ilgili şey yapacağım. Biraz ön bilgi vereceğim. Bu arada Tolga Bey, ben şimdi ekran paylaşamadım. Onu bir açabilir miyiz? Hemen bir bakıyorum. Sizin tarafta şöyle yaparsam. Şu anda paylaşabiliyor olmanız lazım ama. Hah, tamam. Şimdi düzeldi. Herhalde browser'ım gözüküyor şu an. Şimdi birazcık şöyle toparlayalım. Teknik tarafa başa dönüp teknik taraftan tekrardan ilerleyeceğim. Ne demiştim? Codecept.js Node.js tabanlı bir test otomasyon framework'ü. Dolayısıyla JavaScript kullanılarak geliştiriliyor. Daha böyle temelden almak gerekirse bilmeyenler için Node.js'in ne olduğundan birazcık en azından özetle bahsetmek istiyorum. Node.js şöyle biliyorsunuz ki JavaScript'in aslında çıkış amacı statik olan web sayfalarına dinamizm kazandırmak. Yani bir hareket kazandırmak için çıkmış. Fakat gün geçtikçe de JavaScript gelişmeye devam ediyor. Hem dil olarak hem de onu besleyen kütüphaneler anlamında web uygulamaların, web teknolojilerinin de
günden güne değerlenmesi ve oraya harcanan efor ve emeğin artması dolayısıyla JavaScript komünitesi de günden güne güçlenmeye devam ediyor. Sonra yani biraz böyle kabaca anlatacağım da özet gibi. Sonra şey de diyorlar, yani madem öyle bu JavaScript güzel bir şey, biz bunu sadece browserlar üzerinde değil de biz bunu işletim sistemleri üzerinde de kullanabilir miyiz? Yani bu JavaScript'i bir web servis oluşturmak için veya bir desktop uygulaması yazmak için veya bir işte ne bileyim bir mobil uygulama için kullanabilir miyiz? Node.js aslında birazcık bu sebeple çıkıyor. Nasıl ki bu web uygulamalarında, web sayfalarındaki JavaScript'i çalıştırmak için browserlar üzerinde bir JavaScript engine'i var. İşte Chrome'da V8 denen bir engine var. Bu JavaScript scriptlerini browser üzerinde çalıştırmayı bu engine sağlıyor. Node.js'de yine bu engine'i kullanıyor. Bu engine sayesinde JavaScript kodlarınızı doğrudan işletim sistemi üzerinde çalıştırmanızı, aynı zamanda JavaScript ile işte bir web servis hatta ayağa kaldırmanızı kolay bir şekilde diyeyim, ayağa kaldırmanızı sağlıyor. Bu tabii Node.js ile birlikte gelen bir şey daha var. O da NPM, Node Package Manager açılımı da. NPM de aslında JavaScript için, daha doğrusu Node.js için geliştirilen farklı kütüphaneleri, işte frameworkleri yönetmenizi sağlayan, birbiri arasındaki dependency'leri kendi kendine yönetmeyi sağlayan, işte bir ihtiyacınız olan bir kütüphaneyi doğrudan çekip kullanabilmenizi kolaylaştıran bir yardımcı araç Node.js ile birlikte geliyor. Dolayısıyla biz bu, şöyle quick start'a geçeyim. Size birazcık siteden göstermek istedim. Aslında yaratmamız gereken şey bir Node projesi yaratıyoruz. Şimdi ben kendi lokalimde bir Node projesi yarattım ve gerekli kütüphaneleri indirdim. O biraz uzun sürdüğü için aslında önceden yaptım. Ama initiation işini baştan yapacağız. Bir de aslında şeyi de söylemem lazım bu noktada. Bahsettiğim gibi 3.0 versiyonu büyük bir update ile geldi. Fakat 3.0 versiyonu kendi denemelerimde fark ettim ki çok stabil olmayan noktalar var. O yüzden bir sürprizle karşılaşmamak için ben 3.0'ı şu an kullanmayacağım. Bir önceki versiyonu olan, yani beta'dan önceki versiyonu olan işte 2.6 falan olması lazım. O versiyon üzerinden ve Puppeteer kullanarak göstereceğim. Şimdi kullanabilmek için tabii ki, yani Codesept'le bir proje yaratıp çalıştırabilmek için bazı şeylere ihtiyacımız var. Öncelikle bilgisayarımızda bir Node.js'i kurmak gerekiyor. Node.js kurulu ve işte bir tane de herhangi bir IDE. Ben mesela bu tarz şeyler için VS Code kullanıyorum. Siz de böyle bir şey kullanmışsınız. İşte WebStorm, Atom fark etmez. Tabii işleri kolaylaştırıyor. Şimdi ben ekranımın hatta tamamını paylaşayım da geçişler yapacağım çünkü. Okay. Şimdi yaptığım şey aslında burada çok büyük bir şey yapmadım. Çok basit bir şey yaptım. npm init dash dash y dedim. Bu şu demek. İçinde bulunduğum dosya dizinin de, yani işte şu Codesept.js dosyasının altı, artık yeni bir npm modülü, yani aslında bir node projesi gibi düşünebiliriz, olacak. Bunu başlat ve gerekli şeyleri yap dedim aslında. Bunu yaptıktan sonra npm bizim için bir packet JSON oluşturuyor. Packet JSON ne demek? Aslında bu projenin künyesi packet JSON. İşte ismi versiyonu carchurt'un yanında bu projenin depend olduğu, kullandığı kütüphanelerin bilgisini de burada barındırıyor.
Ardından üstünde onun üzerine şöyle bir şey yaptım. npm install dedim. Codesep.js. Boşluk hatta birden fazla şey verebilirim. Puppeteer dedim. Install işte enter kurdum. Bu ne yapıyor? Bu da şunu yapıyor. NodeModus isimli bir klasör açıyor. Bu klasörün içerisinde de ihtiyaç duyduğumuz bütün dependency'leri npm'in kendi repozitöründen gidip yani internet üzerinden gidip indiriyor ve buraya koyuyor. Aynı zamanda ihtiyaç duyduğum dependency'leri de buraya yazıyor. Yarın bir gün bu projeyi çektiğimde NodeModus yok tabii ki ortada. Olmayacak. Yani onu repozitörün içine almıyoruz. Burası çünkü çok fazla dosya var burada. Package.json'ın içerisinde şu bilginin olması yeterli. Package.json'ın bulunduğu dizinde npm install komutunu çalıştırdığımda hatta şimdi yapabilirim. Bu dizinin içerisinde bulunan package.json dosyasına bakıp gerekli dependency'lerin hepsinin teker teker kurulu olduğundan emin olacak. Yani yoksa kuracak, varsa güncelleyecek veya tamam deyip geçecek gibi. Dolayısıyla şu ana kadar yaptığım işlem aslında bu kadar. Şimdi bunu tabii kurmakla yetmiyor. Öncelikle Codesep'te bir initialize etmemiz lazım. Şimdi dediğim gibi bu 3.0 versiyonunda bu initialize etme işleri birazcık değişmiş. Ben ama dediğim gibi onu kullanmıyorum. 3.0 göstermeyeceğim size. Bir önceki versiyonda nasıl yapıldığını göstereceğim. Hala da bu arada onun desteği var. Yani burası all-in-one installer diye geçiyor. Hani her şeyi bir arada kurduğu, işte Playwright'la birlikte kurduğu. Ben Puppeteer, arkasında Puppeteer olan bir versiyonu göstereceğim. Şimdi onu nasıl kurduğumuza, nasıl initialize ettiğimize bakacağız. Öncelikle şu komutu çalıştırıyorum. npx codesep.js init. Evet. Şimdi welcome. Diyor ki kurmaya başlayacağım. Öncelikle bir takım sorular soracak bize initialize ederken. İşte testlerin nerede locate edeceksin? Tamam diyelim default'u. Sonradan değiştireceğim. Hangi helper'ı kullanacaksın arkada? Şu anki destek verdiklerini işte görebiliriz şu an. WebDriver, Protractor, Appium, Nightmare, Puppeteer, Playwright gibi. Puppeteer kullanacağım. Loglar, screenshot reportlar nereye gitsin? Output klasörüne mi gitsin? Tamam olabilir. Bunları sonradan codesep.conf'ın içerisinde hepsini tekrardan editleyebilirim, güncelleyebilirim. Sorun yok. Localization desteği de var. Henüz Türkçesi yok ama işte I yerine işte ilgili dilde I click falan çevirisini de yapmışlar. Base URL ne olsun? Localhost olsun şimdilik sorun değil. Koşarken browser ekranını görmeye ihtiyacım var mı? Normalde remote makinede koşarken browser window'unu açmasına ihtiyacımız yok. Ama şu an tabii gözümüzü de takip etmek istiyoruz. O yüzden yes dedim. Viewport size 1200x900 olsun. Hiç önemli değil. Şimdi aslında oluşturduk ama sorular bitmedi. Çünkü öncelikle yani initialization bitti. Şimdi bize şey soruyor. İlk bir tane başlangıç için bir test oluşturmamızı isteyecek bizden. İşte adı ne olsun diyor. Bir loginle ilgili bir şey oluşturayım ben. Login dedim. File name bu olsun mu? Login test olsun olabilir. Tamam şu an hazırız. İşte yüklendi. Enjoy demiş. Şimdi bakalım bazı şeyler oluştu. Output oluştu. Codesep.conf var. Bir tane login için bir test var. İşte step file'ın falan oluştu. Burada görebiliyorum. Şimdi teker teker üstünden geçelim. Geçen session'da bahsetmiştim. Bu codesep.conf isimli dosya bu bütün codesep projemi konfigüre etmemi sağlayan aslında alan burası. Yani böyle key value pair'larını pair'lar halinde konfigüre ediyorum. Mesela işte burada gideceğim URL, base URL burası. İşte bütün sayfalar boyunca ve objeler boyunca diyeyim include etmem gereken, import etmem gereken dosyalar var mı? Onları buraya koyacağım. Ondan sonra işte bootstrap bütün testler başlamadan önce çalıştırılmasını istediğim bir JS dosyası varsa
Onu verebiliyorsun veya doğrudan inline script yazabiliyorsun. Ve birkaç tane de plugin var. O pluginleri de ayrıca tekrardan göstereceğim. Şimdi bir tane bizim için böyle örnek bir test feature'ı oluşturdu. İşte ismi de login demiş. İçinde de bir senaryo var. Buraya geleceğiz. Bir de steps file var. İşte burada aktörü extend ettiğimiz, yani işte i nokta kendimize uygun custom metotlar yazabilmemizi sağlayan şey burası. Step file'ım oluyor. Kabaca böyle. Yani artık şeye hazır sayılırım. Ben bir şeyi göstereceğim size. Şimdi bu tarz denemeler yaparken veya POC'ler yaparken bizim kullandığımız bir site var. Siz de burayı kurcalayabilirsiniz. automationpractice.com. Bu sitenin güzel yanı hiç değişmiyor olması. Yani site hep aynı. Üstüne bir ekleme çıkarma gelmiyor. İşte içindeki data da belli. Ve ortalama bir e-ticaret sitesinde yapabileceğiniz birçok şeyi burada yapabiliyorsunuz. Yani satın alıp şey yapmak dışında o noktaya kadar birçok şeyi halledebiliyorsunuz. O yüzden normal bir e-ticaret sitesindeki geçen test senaryoları, geçebilecek test senaryoları burada da geçerli. O senaryolar üzerinden gidebiliriz. Birazcık böyle bir şey yapmak istiyorum. Buranın üzerinden gitmek istiyorum. Burayı kurcalamak istiyorum. Şimdi klasik bir şey senaryosu düşünelim. Bir satın alma senaryosu düşünelim. Hani ne kadarını yaparız bilmiyorum ama bir login olmakla başlayabiliriz. Bu arada bir soru gelmiş. Packet.json bir nevi Maven projelerindeki POM XML gibi sanırım. Gradle'daki build grid dosyaları gibi. Evet, aslında tam olarak öyle. Yani Maven'ı da bir aslında bir object repository, bir kütüphane repozitorisi olduğunu düşünürsek NPM'le aynı yerde duruyor. Dolayısıyla Java'da POM XML neyse burada da Packet.json o oluyor. Evet, çok doğru. Şimdi basit bir şey yapalım. Bir mesela bir account yaratma senaryosu yapalım. Şimdi ben bunu login demiştim ama bunun ismini sign up yapacağım. Sign up dedim buna. Başka bir şey değiştirmem gerekiyor mu? Bir de tabii birazcık bir daha düzgün bir folder structure'ımız olsun diye her zaman yaptığım şey, yine de yapayım. Testleri öyle ortalıkta durmasın da test diye şunun içine alayım. Sign up test. Bir de sanırım feature'ın içindeki o login ismi yerine sign up yazmak mı? Evet, çok teşekkürler. Tamam. Tabii şimdi bunu yaptım. Oldu bitti mi? Hayır. Şu conf'tan bir şey değiştirmem lazım. O da şu. Concept.js'i çalıştırdığım zaman onun yaptığı şey şu aslında. Şuradaki dizine gidiyor. Şu dizine. Ve altında alttan tire test.js ile biten dosyaların içerisinde gezip oradaki senaryoları parse edip çalıştırıyor. Tabii şu an bunun root'un altında olduğunu söylemiştik. Artık değişti o. Onu şöyle yapmış oldum. Tamam mı? Bunu da unutmamak lazım. Bir de neyim olacak benim? Sayfalarım olacak. Onu da hemen gelmişken oluşturayım. Page diyeyim. Sayfaları da bunun içine tutacağım. Tamam. Şimdi önce senaryoma başlamadan önce isterseniz bir page object'i yaratalım. Page object'i kolayca yaratmak için Codecept'in şöyle bir komutu var. npx Codecept.js
Generate page object. GPO. Diyor ki bu page objenin ismi ne olsun? Sign up olsun. Yani yaratmak istediğim yer şurası aslında. Oraya da bakayım da. Ne diyelim buna? atd@testeryou.com. Şurası, şu create an account sayfası var ya. Burayı tanımlamak istiyorum. O yüzden ismi create an account olsun madem. Nereye koymak istiyorsun? Bakın page diye oluşturmuştum. Ha pardon, o da pages diye bir şeye götürmek istiyor. İyi tamam, hadi öyle olsun. Şunu sileyim. Tamam. Tamam diyor. Oluşturdum. Şimdi pages'in içerisinde böyle bir şey geldi gördüğünüz gibi. Bu kadar aslında. Yani çok bunu kendim de sağ tık new file yapabilirdim de. Bunu da göstermek istedim size. Şimdi bunu yapmakla bitmiyor. Diyor ki bu oluşturduğun sayfayı gidip şeyde Codesep Conf'un içerisinde import edilebilmesi için bir tanımını yapman, declaration yapman gerekiyor diyor. Hemen yapalım biz de. Kopyaladım, buraya getirdim, yapıştırdım. İsmi kötü oldu ama burada obje olduğu için şey camel case kullanacağım. Create an account page. Bu şu demek. Bu burada duran dosyayı git şu isimle bir dependency olarak bütün testler, test feature'ları içerisinde import edilebilecek, inject edilebilecek bir dependency olarak bunu tanımla demek. Aslında yaptığı şey bu. Bu uygulamaya ait installation guide paylaşabilir misiniz? Şöyle aslında açtığım yer burasıydı. Şu codesep.io/quickstart'a girerseniz ya burada şeyi anlatmıyor sadece. Node.js kurmanın nasıl olduğunu anlatmıyor. Ondan sonraki yapılabilecek şeyleri anlatıyor. Bu quick start tarafı. Şu bu quick start sayfasından faydalanabilirsiniz. İlk bu projeyi başlatmak için. Yani yaptığım şeyler aslında. Init dedi falan. Bunları seçti de. Aynı zamanda bunu yaptıktan sonra da Getting Started'a şöyle bir göz gözüne başlayabilirsiniz. Burası biraz daha işin derinliğine giriyor. Neler yapılabiliyor falan. Onları biraz daha detaylı anlattığı yer. Başlangıç için Quick Start yeterli olur herhalde. Şimdi bir Page Object yarattım. Ve o Page Object'i artık uygulama genelinde yani otomasyonun ayağa kalktığında okuyabileceği şekilde tanımımı yaptım. Şimdi page object'in içini doldurmaya başlayabilirim. Şimdi ne demiştim? Bir page object aslında iki temel unsurdan oluşuyor. Bir field'ı, iki yani state'i ve aksiyonları. Bizim için field neydi? Bizim için field locator'lardı aslında. Yani sayfanın içerisindeki elementlerdi. Bunları teker teker tanımlayacağız. Şimdi zorunlu alanları yapacağım sadece. Adres falan da zorunluymuş. Yani aslında burada o kadar fazla şey var ki bunları sırf tanımlamak bayağı uzun sürecek. O yüzden isterseniz sign up değil de başka bir şey yapalım. Şunlar da zorunluymuş, evet. Çok orada vakit kaybetmeyeyim ben. Hazır elimizde olan bir şeyle sign in yapalım. Evet.
Şunun şifresini hatırlayayım. Testiriyor. Tamam. Ben tekrardan vazgeçtim. Bunu login'e çevirmeye karar verdim. Hemen hızlıca yapayım onu. Tamam, login yapsak daha mantıklı. Çok uzun sürecekti çünkü PagerBlade'i tanımlamak. Login olmak için şöyle tekrardan sign out olayım. Nasıl bir page object'e ihtiyacım var? Hemen ona bakalım. Bunun adına authentication demiş buraya. Buraya girersem sign in deyip ana sayfaya yönlendirecek. Dolayısıyla bu sayfayı belki bir page gibi düşünebilirim. O yüzden bunu authentication diye bir şeye çevireceğim. Tamam. Şimdi burayı tanımlamaya başlayalım. Şimdi öncelikle bir sayfayı da bir işler yapabilmem için önce oraya gitmem lazım. Oraya gitmem için gidebilmek için bir go metodu tanımlıyorum. O go metodu nasıl çalışacak? I am on page. Slash diyeceğim. Şimdilik. Slash dememin sebebi bu concept conf'un içerisinde verdiğim base URL'in sonuna ekliyor. I am on page'de yazdığım şeyi. Dolayısıyla şuraya girmem lazım. Şöyle yapayım. Tamam. Base URL'i girdim. Şimdi buraya nasıl gelirim? Şurayı alacağım. Şu sayfaya gidersem, yani şu URL'e gidersem buraya geleceğim. Yapacağım şey e-mail adres ve password'u doldurmak. Bunun için aslında çok basit bir metodum olacak. Login. Login metodum tabii ki de iki parametreye ihtiyacı var. E-mail ve password. Evet, şimdi artık bir locator, iki tane locator, hatta üç tane locator'a ihtiyacım var. Hemen bunları tanımlayayım. Bakıyorum. Şu input. Input'un içerisini doldurmak istiyorum. İşte daha önceki session'da konuştuğumuz gibi ID varsa ID benim tercih ettiğim şey olacak. Bir ID'si var. Güzel. Hemen onu tanımlayalım yukarı şimdi. Buraya bir burası modül export dediği şey, yani burayı bunun altındaki modül export'un altındaki entity'ler public bir şekilde dışarıya açılmış demek aslında. Ben de bu modül export yani şundan ötürü şu JavaScript'in aslında her şeyin bir object notation'da olmasına ötürü alt kırılımlar yaratabilirim. Bir JSON dosyasıymış gibi. Ben o yüzden fields diye bir şey açacağım. Ve onun içine koyacağım. Burası tamamen custom. Yani istediğim şeyi yazabilirim. Altına başka bir şey daha koyabilirim. O yüzden ne diyelim buna? E-mail diyelim. O da e-mail. Password. İhtimalle password'dur. Ona da bakayım. Değilmiş. CSS kullanarak gördüğünüz gibi IDC ile çağırmaya çalışacağım. Bir de şu butona ihtiyacım var. Bu butonun ID'si de şuymuş. Hemen onu aldım.
Aynı şekilde Fields gibi bu Tones diye bir şey daha açıyorum. Ve buna da submit diyelim. Aslında işim çoğunlukla bitti gibi. Şimdi şöyle yapacağım. E-mail'i girdireceğim. Bu arada VS Code'un hani bir trick tip olarak söyleyeyim. Gerçi ben normalde JetBrains ürünleri kullandığım için bu VS Code'a IntelliJ'in shortcutlarını indirdim. O şekilde kullanıyorum. Tam VS Code'un default shortcut'ı neydi hatırlamıyorum ama ben de Ctrl P yaptığımda herhangi bir metodun içerisindeyken o metodun nasıl çalıştığını, içine hangi değişkenleri ve parametreleri hangi tiplerde istediğini görebiliyorum. Bakın burada görebiliriz. İşte diyor ki ilk parametresi bir locator olacak. Yani nereye yazmak istediğimizi belirten bir locator. İkinci parametresi de neyi almak istediğimizi. O yüzden ilke şeyi vereceğim. E-mail'i vereceğim. E-mail'i tabii ki göstermek için içinde bulunduğum dosyadayım hala. this.fields.email dedim. Buraya neyi yazacağım? Parametreden gelen metottan gelen argümanı bunun içine göndereceğim. Aslında password için de aynı şeyler geçerli olacak. Ay. Password. Bir de ne yapacağım? Butona tıklayacağım. This.buttons.submit. Evet, şimdilik herhangi bir pürüz çıkmazsa doğru çalışmasını bekliyorum. Buraya bastığımda da ana sayfaya yönlendirecek. Sonrasına bakalım. Şimdilik burası hazır gibi. Şurada senaryoyu biraz zenginleştirelim. İşte test if user logs in successfully diyelim. Şimdi burada bir şeye ihtiyacım var artık. Bir page object yaratmıştım. O page object'i kullanmaya ihtiyacım var. Bakın şurada bir dependency injection örneği aslında bu. Bu metodun içerisinde bu senaryo dışından kullanacağım objelerin, aktörlerin injection'ını buradan yapıyorum. Bu şeyi, senaryoyu hatırlarsanız Codesept'in kendi command'iyle oluşturmuştuk. O I aktörünü zaten default olarak getirdi. Yani I'yı ben burada istediğim gibi I nokta, bakın burada kullanabiliyorum, geldi. Bir şeye daha ihtiyacım olacak. O da ne demiştim adına? Authentication mı demiştim? Authentication demin tabii buna. Authentication page diyelim. Kafalar karışmasın. Tamam. Bir de authentication page'e ihtiyacım var. Tamam. Şimdi yapacağım şey şu. Authentication page.go. Önce bir oraya gittim. Authentication page.login. Ve içeriye de datayı vereceğim. testview.testview.com. E-mail password'ı gönderdim. Şimdi yani herhalde çalıştırabilirim. Fingers crossed bakalım. Şimdi çalıştırmak için ne yapacağım? Çalıştırma komutumuz şu. npx codesept.js run. Komut bu kabaca. Ama bu komuta bazı tabii ki optionlar, argumentler verebiliyoruz. Çalıştırma modunun ne olacağına dair iki tane argüman var. Moddan kastım loglama çeşidi aslında. Tretre steps dersem Codesept üzerinden geçtiği bütün stepleri konsola basacak.
verbose dersem steplerin içindeki bütün adımları da gösterecek. İsterseniz şimdilik steps diyelim. Bir bakalım. Her şey yolunda mı? Hiçbir konfigürasyon daha yapmadım. Evet, oldu bitti. Biraz hızlı oldu. Şöyle pause koyayım. Hatta pause ile ilgili bir özellik de göstereyim size. Tekrardan çalıştırayım. Gitti. Senaryoyu buldu. Feature'ı buldu. İçindeki senaryoyu sırayla çalıştırıyor. Bakın mesela burada şeyi fark etmişsinizdir. Burada biraz bekledik sayfanın yüklenmesini. Onu da otomatik yapıyor. Yani bu DOM yüklendiğinde DOM Content Loaded denen bir JavaScript bazında bir şey fırlatılıyor. Bir event fırlatılıyor. Onu dinliyor mesela. Bunun için herhangi bir şey yapmama gerek yok. Otomatik olarak zaten onu bekliyor. Yani sayfanın yüklenmesini bekliyor. Şimdi olan oldu aslında. Sign up olduk. Burada kaldık. Ve kalmamızın sebebi de buraya bir pause koydum. Onu da göstereyim. Şu pause komutu buraya gelince konsolun, Codesept'in kendi konsolunun interaktif moda geçmesini sağlıyor ve testi aslında orada donduruyor. Dondurmanın yanında interaktif modun şöyle güzel bir özelliği var. Bu noktada istediğimiz komutları hala yazmaya devam edebiliyoruz. O da güzel bir özellik. Mesela örneğin onu göstereyim size. Şimdi mesela buradayım. İşime devam etmek istiyorum. Yani bir şey yapacağım. Mesela ne yapayım? Şöyle ana sayfaya gideyim. Şu logoya tıklayayım. Neydi bu logonun şeyi? My account değildir. Mesela title'ı My Store olan bir şey varmış. Hatta şu image'a tıklayalım. Altı My Store olan bir image varmış burada. Hemen onun da şeyini, hatta CC'sini buradayken yazalım. Bu inspection ekranında, Chrome'dayım. Inspection ekranında Ctrl F'e bastım. Bu aşağıdan CSS yazmaya çalışacağım. Bir image arıyorum ben. Bu image'ın da bir attribute'una göre arama yapacağım. Tekrar kontrol edeyim. O attribute'u da alt attribute'u My Store olan bir tane varmış. Ben de birincisini bulmuşum. Her şey yolunda. Şunu alayım. Şimdi mesela buna bakalım. I click dedim. Enter dedim. Bir şey döndü bana. Hata dönmedi. Tıkladı bakın. Ben yapmadım. Ana sayfaya gitti. Bu şekilde yazmaya devam edebilirim. Ya yani bazen şey olur ya, senaryonun belli bir noktasına geldiğinizde hata alır. O noktada ama bir şey denemek istersiniz. Yazıp tekrar çalıştırmanız gerekir. O noktaya kadar da böyle beklersiniz falan. Onu çözüyor. Doğru şeyi yapana kadar, burada hata alırsa da bu arada bozulmuyor burası. Doğru şeyi yapana kadar denediniz. Hata almayan bir komut yazdınız. Aynı bizim gibi. iClick'imiz doğru çalıştı mesela. Sonra ne yapacağım? Exit diyeceğim. Exit dedim ve bir interaktif moddan çıktım. Burada bir güzellik daha var. Bakın şöyle bir şey oluşturdu. Output'un altına. CLI History diye bir şey oluşturdu. Bakın benim yazdığım başarılı komutları, interaktif moddaki yazdığım başarılı komutları da buraya getirdi. Yani böylelikle bunları alıp bunları kullanabilirim. Page Object'in içerisinde veya işte başka bir yerde. Bu da güzel bir özellik. Şimdi aslında şeyim tamam. Login olabiliyorum. Login olduktan sonra şu an ne eksik? Bu aslında bir test senaryosu değil. Değil mi? Yani burada bir assertion yok. Bir assertion yapmam lazım. En önemli şey.
Hemen onu yapalım. Şimdi şurada bir daha giriş yapayım. Neyi assert edeceğimi beraber bakalım. Şimdi bu sayfadayım. Neyi assert edebilirim? Örneğin işte mesela burada şu my account'u görüyorsam sign up ya pardon login işlemim aslında başarılı olmuş demektir diyebiliriz değil mi? Bakayım şunu nasıl bulurum diye. Mesela şöyle diyelim. Center column ID'li bir şeyin içerisinde my account text'i varsa başarılı olmuşum demektir. Ha, bunu nasıl yapılacağını göstereyim size. I.c diyeceğim. C'ler bu actions tarafında gösterdiğim gibi bir şeyleri assert etmeye yarıyor. C ile başlayıp işte bir sürü şey yapabiliyoruz. Ne gibi? Title'ın buna eşit olduğu, text'in bu olduğu, şu kadar sayıda sayfada element var şu an bu elementten gibi gibi. İşte bu elementi görüyor musun falan filan gibi. Bu tarz kontrolleri yapabiliyorum. Şimdi I see diyeceğim. Şimdi şunu diyebilirim. I see my A büyük mü? A küçük. I see my account diyebilirim. Tamam mı? Ama bu yeterince spesifik değil şu an benim için. Neden? Belki de şey olmadan kullanıcı login olamadan da sayfanın bir yerinde my account çıkıyor. Bilmiyorum. Sallıyorum şu an. Biraz daha spesifik yapmak istiyorum. Yani belli bir elementin içerisinde aramasını istiyorum. Onu da nasıl yaparım? Belli başlı komutlarda context verilebiliyor. Context şu demek. Bu yapacağın işlemi git sana vereceğim elementin içerisinde ara diyebilirim. Onu da bakın şöyle virgül koydum getirdi bana parametreleri. İkinci parametrede context'miş. Bakın yanındaki soru işareti bunun optional olduğunu gösteriyor. Bunu vermek zorunda değilsin. Bir locator veya string verirsen giderim ben diyor. Onun içinde ararım. O yüzden şey diyeceğim. Bakın şu şurada olması lazım diyeceğim. Yani şu an tabii kendimce biraz daha spesifikize etmeye çalışıyorum. Hani context örneğini vermek için. Ya yöntem değişebilir tabii. Bu doğrulama yöntemi. Bir context veriyorum. O da center column isminde bir div var burada bakın. O da bu olsun. Dedim. Şimdi tekrardan bir çalıştırayım. Fail oldu. Bulamadı. Hemen şöyle yapayım. Şöyle diyeyim. Center column'un içerisindeki H1'in içerisinde ara. Bir de böyle deneyelim. Bu normalde tabii böyle yapmamam lazım. Hani birazcık bir şey göstermek için yaptım ama en azından success olduğunu görelim istiyorum. Şimdi burada aslında güzel de bir şey fail örneği oldu. Onu da gelmişken göstereyim. Bir şey fail ettiğinde bakın nasıl bir log mesajıyla karşılaşıyorum. Diyor ki şurası patladı tamam. Bir element bekliyordum. Bu element şunu içermesini bekliyordum. Bakın bana çok güzel göstermiş. Ben bunu beklerken bunu buldum diyor. Aslında çok açık değil mi burada yaptığımız hata? Tabii ben DOM'daki gibi yazdım ama aslında ekranda göründüğü gibi o alıyormuş. Okey. Tekrar deneyeceğim şimdi.
şimdi geçtiğini gördük. Bunu niye böyle yapmamalıydım dedim. Onu da hemen söyleyeyim. Çünkü şu yüzden, burada bir konteks verdim ama ben bir test senaryosu içerisindeyim. Test senaryosu içerisinde center column H1 diye bir şey anlamsız. Yani daha önce de bahsettiğim gibi bu konteks sonuçta bir elemente tekabül ediyor. Bu elementin herhangi bir page objenin içerisinde bulunuyor olması lazım. O yüzden ne yapardım ben? Bu sayfanın içerisine alırdım ve oradan çağırdım. Belki işte başka bir şey yapılabilir ama şimdilik hani daha core şeylere odaklanmak istiyorum. O yüzden bu da aklınızda olsun. Aslında bir senaryoyu yani kabaca tamamlamış olduk. Devam edeyim. birazcık daha farklı örnekler yapmaya çalışayım. Şimdi diyelim ki başka bir senaryo yapmak istiyorum. Ne olsun bu senaryonu? Yo, işte bir sepete ekleme mantığı. Yani şunu diyelim. Mesela Bluz ismindeki ürünü sepete eklemek. Ve bu sepete ekleme işlemi için de diyelim ki login olmamız gerekiyor önce. Biliyorsunuz yani şeyde UI test otomasyonunda yine önemli problemlerden bir tanesi. Tabii ürüne uygulamaya göre değişir ama bazen login ile ilgili problemler yaşayabiliyoruz. Ne oluyor? İşte connection timeout oluyor. Yeniden login olmak gerekiyor gibi gibi eğer o süre kısaysa. Ve her seferinde baştan login olmak gerekiyor gibi durumlar oluyor. Şimdi bu tarz durumlar için işimizi kolaylaştıran bir plugin var. Onu göstereyim. Ha, bu arada şimdi gözüme çarptı. Bakın şu az önce patlayan senaryo için Codesep.js, onu söylemeyi unuttum. Otomatik bir screenshot aldı ve onu output'ın içerisine zaten koydu. Bu da mesela sevdiğim bir özellik. Biliyorsunuz Selenium gibi tool'larda çok Selenium mu kötüledim acaba bugün ben bilmiyorum da. Yani öyle gibi algılanmasın da bu da bir şimdi bir artısı yani onu da söylemem lazım. Ya gidip kendiniz screenshot için bir şey yazmanız gerekiyor. Burada gerekmiyor işte bu otomatik alıyor. Bu da sevdiğim bir özelliği. Ha ne diyordum? Ha bu şey plugin'ini göstereceğim size. Şu plugin'se geldim. İşte bazı plugin'ler var. Hatta gelmişken onları da göstereyim. İşte Allure raporlamak için ondan sonra otomatik delay veren bir plugin var. Ve en güzeli sevdiklerimden bir tanesi AutoLogin plugin'i. Nasıl kullanılıyor? Hemen göstereyim nasıl kullanıldığını. Şurayı alayım. Plugins'in altına bunu koydum. Virgülümü de koydum. Şimdi bu AutoLogin şu demek. AutoLogin yaptığı şey aslında çok basit. İki tane metod alıyor. Bir check, bir de login. Her senaryo başlamadan önce kullanıcının login olup olmadığını kontrol ediyor. Login değilse otomatik kendisi login oluyor. Böylelikle siz her seferinde login yazmanıza gerek kalmıyor. Çok küçük bir kod satırı yazmanız yeterli oluyor. Hemen onu yapalım. İki tane metoda ihtiyacım var. Login ve check diye. Ama bunları ben buraya yazmak istemiyorum. Ortak bir yere almak istiyorum. Yani step file'ın içine almak istiyorum. Bakın o da öyle yapmış. Login admin diye bir şey yazmış. Tabii plugin içerisinde sadece burası geldi. Arkası yok. Ben onu oluşturayım şimdi. Yani oluşturduğum bu login işlemini aslında bu bir senaryo değildir diye düşünerek bunu step file'ın içine almayı göstereceğim şimdi. Login diye bir metodum olacak. Şunu yaptığım andan itibaren artık i.login diyebilirim. Bunu kullanabilirim. Bir de name olacak. İşte sign'in olup olmadığını kontrol eden bir metodum daha olacak. Burası bir şekilde patlarsa kendisi login'i çalıştıracak. Aslında bu kadar basit çalışma mantığı. Burada yaptığım şey aslında şunu, bu mantığı gelip buraya uygulayacağım.
Ve bir page object kullanmama da gerek yok aslında şu an. Çünkü zaten ortak bir yere aldım. Şurayı alayım. Şimdi burası aktörün kendi içi olduğu için I diye bir şey söz konusu değil. Burada this kullanmak gerekiyor. Aynı zamanda burası bir ortak bir step object olduğu için burada herhangi bir locator tanımlamama gerek yok. Neydi? Onu da alayım. Şunu unuttum. Ha, şu lazım bana. Bir de tabii şunu unutmayayım. Pardon. On page. Şunu da alacağım. Okey. Tamam. Login metodum çalışıyor. Artık login gibi uygulamanın bütün genelinde lazım olabilecek bir şey için bir page object tanımlamak yerine daha genel bir yere aldım bunu. Artık şunlar yerine, tamam, bunlar yerine sadece şunu yapacağım. Ay. Sadece bunu yapacağım. Tamam mı? Peki bitti mi? Bitmedi. Bunu da autologine otomatik yaptıracağım hatta. Onun için de şimdi şeyini yazalım. Bir insanın login olup olmadığını nasıl anlarım? Onu da şöyle anlarım. Ana sayfaya geldim. Evet, zaten oradayım. Şurada kullanıcı adım yazıyorsa veya hatta daha basit sign out yazıyorsa login olmuşumdur, değil mi? Basit bir altlıkla. Yani böyle bir element bulabilirsem logout diye bir şunu bulabilirsem şunu, ki bundan bir tane var. Aslında ben logged in'imdir diye düşünüyorum. I C diyeceğim. C element hatta. O element de şu. Dot logout. Dediğim gibi bu plugin sayesinde her senaryo başlamadan önce bu çalıştırılıyor. Bunun içerisinde herhangi bir şey fail olursa senaryo fail edilmiyor. Sonra bu login metodu çalıştırıp login ediliyor. Tamam mı? Şimdi şeye bakayım tekrar. Plugin'ime i.login dedim. Ya da bilgilerini hatta şuradan alayım. Şurayı alayım. Tamam, burada verdim. Check içinde bunun içine yazmama gerek kalmadı artık. i.m signed in dedim. Bunu kullanmasını isteyeceğim. Tamam. Şimdi burada bir güzellik daha var autologin'in. Birden fazla user tanımı yapabilirim. Mesela users'ın altında bu admin içindi. Farklı farklı user tipleri tanımlayarak da kolaylıkla istediğim user'la login olup olmasını istediğimi belirtebilirim. Şimdi ben mesela admin değil de ben buna user diyeceğim. Nasıl kullanılıyor? Hemen tekrar şuraya geleyim. Burası hazır olduktan sonra örnek kullanımı şu şekilde. Bir feature içerisinde şu bulunduğu zaman şurada hatta pause edeyim. Bunun bulunması demek bu senaryo içerisinde, pardon, bu feature içerisindeki bütün senaryolar çalışmadan önce burası çalışacak. Login user tetiklenecek. Login olup olmadığından emin olunacak. Artık buna da ihtiyacım kalmadı. Tabii burada içeride bir şey yapmıyorum ama pause ettim. Şimdi tekrar deneyeceğim bakalım her şey yolunda gidecek mi? Aa, bir şeyler oldu burada ya.
E-mail is not defined. Ay, neyi hata yaptık? Hemen bakalım. Şurada evet, şunu unutmuşum. Bunu görenler olduysa Allah onu unuttu falan diye. İnsan öyle oluyor ya, izlerken ben sinir olurum. Herhalde e-mail password çalıştıralım bakalım. Evet, galiba pause ettik. Aynen. Okey. Gördüğünüz gibi aslında yaptığı şey neydi? Bu senaryoyu başlattı. Fakat pause etmeden önce login olduğundan emin oldu. Ardından da pause'a düştük. Burası da tamamdır. Şimdi devam edeyim. Kaç belki plugin'den hemen bahsedip bir senaryo örneği daha geliştirelim. Bu arada Ahmet, Onur'un iki sorusunu görüyorum orada ama Öyle mi? Aa, hani ben dilersen görmedim. oraya bir göz atabilirsen sevinirim. Ha, görmedim. Evet, tamam, geldim. Tool sizi İsveç getirileri otomatik mi anlıyor? Bu adımları sefa içerisinde yazıp bu adımları test içinde chain edebilir miyiz? Şimdi öncelikle şuna cevap vereyim. CSS ya da expert locator'ları otomatik mi anlıyor? Evet Onur hocam. Aynen o şekilde. Otomatik kendisi ne olduğunu kendisi anlıyor. Zoom'un zımbırtısı önüne geldi. Pardon. Ha. Mesela şuraya bakalım. Burada şunu da yapabilirdim. Şu da bir expert ya. İşte neydi bu? Input bilmem ne. Şunu da yapabilirim. Bunu kendisi otomatik olarak anlıyor. İşte semantik locator'larda aslında bahsettiğim şey buydu. Ne olduğunu söylememize gerek yok. O kendisi parse ediyor. Yani bir şekilde arkada bir kural çalıştırıyor. Onun yazdığımız locator'ın CSS mi veya XPath mi olduğunu otomatikman anlıyor. Söylememize gerek kalmıyor. Bir soru buydu. Diğer soru neydi? Pardon, hemen bakayım. Bu adımları steps file içine yazıp bu adımları test içinde chain edebilir miyiz? Şey gibi mi? Devam Mesela etmek istiyor mu acaba? login yerine i nokta mesela fill email. Şöyle mi demek istediğiniz aslında acaba? Arayanımız var mı? Fill Onur, password. istersen şey yap abi, görüntünü de açabilirsin. Bu arada Onur'la bizim bir podcast'imiz olmuştu. Yok, video çekimi yapmıştık. Podcast yapmıştık sanki, değil mi? Oradan Podcast hatırlıyorum. yapmadık ya. Sesi açmaya çalışıyorum ama. Ha, şu anda duyuyorum Onur seni. Ha, geliyor mu benim sesim? Geliyor, Geliyor, geliyor. Şu anda geliyor. geliyor. Tamam. Şey Tamam. sormak istemişim ben hani mesela Gherkin'deki mesela given I have a login info dot then sorry pardon. Sonra when I click submit or when I login then I see that I logged in gibi. For example, yani kusura bakmayın İngilizce Biraz şey yapıyorum. BDD gibi yani, öyle mi? Evet, BDD gibi ya da şey yani bu tanımlamış olduğunuz login adımlarını test class'ı içerisinde mesela böyle Java'da hani nokta nokta koyup tamamlıyoruz ya chain etme dediğim olay aslında o. Onun gibi Aha, bir anladım. şekilde yazabilme şeyimiz var mı, imkanımız? Anladım. Galiba şu yani, değil mi? Örnek şu. I fill email nokta fill password. Bu değil mi? Evet. Mesela biz şu şekilde yazıyoruz. O yüzden mesela step dosyalar içerisinde bu adımları tanımlayıp mesela şöyle steps nokta when I have login info given I have login info
when I log in, then I see I logged in, for example. Bunun gibi örneğin. Bu şekilde yazılıyor genelde bizim frameworklerde de. Bunu da gerçekleştirebilir miyiz? Onu öğrenmek istedim. Anladım. Şimdi şöyle, ya yani şu şöyle bir şey. Ya da ilk bölümde böyle BDD desteğinden bahsetmiştiniz de. Evet. Onu nasıl uygulayabiliriz? Onunla alakalı da ufak bir şey gösterebilirsiniz. Tabii. Ya şimdi şöyle, teknik olarak söyleyeyim, böyle bir şey yapamıyoruz. Yani bir step'in, yani şu nokta başka bir şey yazabilmem için bunun I aktörünün geri dönmesi lazım ya. Aslında öyle bir şey yapmıyor. Bu yani şeyler void oluyor. Ama yani dediğiniz şeyi işte karşılayabilecek şey tarafı var. Bilgi tarafı var. Hemen onu göstereyim. Şöyle ki onu da hemen initialize edersem gerçi birazcık uzun sürebilir ama uzun sürecekse biraz... gerek yok aslında. Evet, buradan da bakabiliriz yani, sadece üzerinden geçebiliriz şey. Ya evet, kusura bakmayın ama o şöyle aralarını geçip yani şey yapmayalım. Sizin akışınızı da ben bozmak istemiyorum, o yüzden devam edelim. Yok, estağfurullah. Ama oradaki aslında şurası karşılıyor. Gerçi birazcık aslında bu seviyede bakmıştık yine de. Zaten yaptığı şey bu Gherkin feature'larını yazdık ya arkası için. Şuna çevirmiş oluyor aslında. Şu given'ın içerisindeki işte buradaki regex'le alıp yani basit cucumber mantığı. Siz de bilmiyorum ne kullanılıyor şu an. Given when'denler step dosyası içerisinde mi ekleniyor? Peki, onu sorayım ben. Hani Cucumber'da da benzer bir durum oluşuyordu. Step yani aslında JS'in için yani de mi oluşuyor acaba? Nerede tutuluyor adımlar, onu merak ettim. Ha ya, o da az önce işte mesela testleri de taşımıştım ya, o aslında bize kalmış. Yani şey bu aslında iki adımdan oluşmuş oluyor. Bir, bu Gherkin feature'larının tutulduğu alan yine Cucumber'daki gibi birbirinden bağımsız, istediğim yerde tutabilirim. Ve o feature'ların arkasında olacak step'ler aynı Cucumber'daki gibi, Cucumber'a sadece ben şeyleri gösteriyorum. Gherkin feature'larını, git bunları çalıştır diye. Cucumber zaten o bağı bildiği için aynı bu concept.conf'daki gibi o step'in arkasında çalışacak metodun nerede olduğunu kendisi biliyor. O yüzden aslında istediğim gibi tutabilirim diyeyim yani. Okay. Onu da mesela burada veriyorum, gösteriyorum işte. Feature'lar buradadır, step'ler buradadır. O gelip bu regex yardımıyla bağlıyor. Konfigürasyonu nereye koyuyoruz? Bu Gherkin features ve steps hangi dosyanın içerisine? Bu concept.conf'un içerisinde. Anladım. Şurada. Okay. Aynen burada duracak. Çok teşekkürler abi. Rica ederim. Başka burası ile ilgili. Bu şey şu komutu çalıştırınca npx codes'e neredeydi o? Evet, npx codes.js Gherkin init o gerekli şeyleri bizim için yapıyor. Ne diyordum ben? Ne yaptım? Bir senaryo çalıştırmış oldum aslında. Yani şimdi login'i yukarı alarak aslında biraz kendimi bozdum gibi oldu ama hemen şey yapayım. Bunu bir senaryoya çevireyim. Mesela aslında o ne diyelim? Ha, bluzu şeye ekleme demiştim ama yine o da, onun da mantığı çok farklı olmayacak. Kısıtlı zamanımda daha farklı şeyler göstermek istiyorum. Örneğin şimdi şey diyelim. Şöyle bir saçma bir şey yapayım. Tamam. Diyeceğim ki title'ı bluz olan bir şey gör ana sayfada. Tabii olmaz böyle bir şey de. Tamam mı? Bu hatta daha spesifik olalım. A gör. Tamam mı?
Yani işte bunu bir senaryo gibi düşünelim. Tekrardan hatta bir evet terminate edeyim. Tekrar çalıştıracağım. Her şey yolunda mı diye. Size bir de raporlamayı göstermek istiyorum. Bir sorun mu var? Hemen bakayım. iframe geçişlerini ya da yeni segmente işlemlerde ekran değişiklik işlerini nasıl yapabiliriz? Bunun için şimdi şeye bakabiliriz. Hatta hemen göstereyim. Şimdi bu dedim ya işte Playwright WebDriver istediğimizi kullanıyoruz diye. Ben şu an Puppeteer kullandım. Playwright desteği 3.0.1 çıktıktan sonra Playwright'ın şeyi arttı. Puppeteer'a göre daha popüler hale geldi. Çünkü Puppeteer Chrome only bir driver. Playwright'ın öyle bir şeyi yok. Cross browser desteği var. Her neyi kullanıyorsak geliyorum. Şimdi burada mesela Puppeteer'a bakayım. Genellikle benzer oluyor. Tıkladım Helpers'da üzerine. Bakın bu sol tarafta bu Puppeteer driver'ını kullanmamla birlikte benim i noktanın arkasına ayak türüme gelen metotlar ve komutlar aslında diyeyim buraya geldi. Soru şeydi, frame'di. Mesela burada göstereyim şöyle. Frame veya tab geçişleri için şu switch'leri kullanıyorum. I switch to iframe. Bu da gitti mesela ID'si bu belki de. Gidiyor onu otomatik buluyor. Herhangi bir tab'e geçiş yapabilirim. Veya previous tab'e geçiş yapabilirim. Hani şu tab'leri sağdan sola falan gidebilirim. Bu destek var. Yani şu üçüyle herhalde dediğinizi karşılıyor gibi. Eğer hani ilginizi çekiyorsa şu metotlar kısmını şöyle en azından birazcık göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Yani neler yapabiliyorum falan gibi. Yani geniş de sayılır aslında. Ne bileyim. Yani drag and drop yapmak, bir yerden bir yere çizgi çekmek falan gibi. Drag slider falan gibi birçok şeyi destekliyor ihtiyaç olabilecek. O yüzden bakmanızı tavsiye ederim buraya. Aynı zamanda konfigürasyon seçenekleri de var. İşte bu bahsettiğim size wait for action, bu optional, işte bunu tanımlamak, neler yapabiliyorum gibi. Bunlara da birazcık bakarsınız. En azından daha iyi tanırsınız diye düşünmüştüm. Burası patladı. Hiç istemediğim bir şeydi bu. Buraya geldim. Title Plus dedim. 4 tane görünüyor. Çalıştırayım. Patladığı an bir ekran görüntüsü de aldı. Burada iyice biliyorum. I is not defined. Şurada I mi yazdım? Burada I yazmışım. Daha çalıştırayım. Neden çalışmamasını engellemedi? Zaten şu am signed in kısmı exception insensitive demiştim ya. Bunun patlaması testi patlatmıyor. O yüzden tabii hemen fark edemedik. Visible elements not to be empty. Yani çok önemli değil. Şimdi onunla da uğraşmak istemiyorum. Size başka bir şey göstermek istiyorum. Buraya ne bileyim şöyle bir şey koyayım, tamam mı? Bir saniye boyunca bekle. İstemediğimiz bir şey bunu yapmak tabii ama şimdilik ne olup ne bittiğini görmek için yapıyorum. Mesela şeyi de doğrulayalım. Current URL'i doğrulayalım. Bir soru mu var bu arada bakayım. Ha yok tamam. I see in current URL ne bileyim
Görüntü yönetici de şu olsun. Tamam, bir herhangi bir şey olsun istedim. Kalabalık olsun istedim. Şimdi size raporlamayı göstermek istiyorum. Yavaştan hani aslında amacımız o ya birazcık. Raporlama kısmı. Geldim plugins'e. Bunun için şu Allure Reporter'ı kullanıyorum ben. Bunu da seviyorum. Global olarak kuracağım. Allure Command Line diye bir uygulama var. Şimdi bu Allure şunu yapıyor. Bu Allure belki de duymuşsunuzdur. Codesep'te doğrudan bir aslında alakası yok. Daha bağımsız bir aslında bir test sonucu raporlama aracı. Birçok farklı test raporu formatını alıp parse edip ortak bir dile çeviriyor. Ortak dilden kastım stepleri böyle güzelce gösteriyor. Bir grafik çiziyor falan gibi. Çalışma mantığı da basit bir statik bir web sitesi oluşturuyor aslında. Bir index HTML'i olan bir web dokümanlarını oluşturuyor. Sonra siz de onu ayağa kaldırıp sunabiliyorsunuz. Biz projelerde bunu kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Otomasyon çalışması konseptinin her bittiğinde dosyalarını yani aslında raporlarını Allure'a gönderiyoruz. Allure sonradan bu dosyalara bak diyoruz. Ve tekrardan ortada bir yerde duran bizim Allure serverımız her zaman son koşumun raporunu içermiş oluyor. Hani herkese mail atmak ayrı bir konu ama ortada o raporun sürekli görünür olması biraz daha kullanışlı oluyor. Şimdi Allure command line'ımızı kurduk. Şunu da aktive edelim. Plugin içerisine de ekleyeyim. Hadi şu giderse. Okay. Allure enable true dedim. Şimdi testimi tekrardan çalıştırayım. Bu arada Ahmet tekrar bir araya gireyim. Bütün arkadaşlar da bilgilendirme olsun. Hani yaklaşık 2-3 dakikamız kaldı. Bu bir. Senin sunum bittikten sonra ben birkaç şey söyleyeceğim. Sen bitirdikten sonra benim de bir konuşmamı beklerlerse çok sevinirim. Tamam, peki. Şimdi koşum bitti. Allure enabled bir şekilde koştuğum için bakın output'un içerisine bir test suite XML diye bir şey oluşturdu. Neydi? Allure serve bir de generate. Ha tamam doğru. O generate edecek kendisi. Şimdi ne yaptı? Allure serve output dediğimde gitti bu XML'e bakarak bir web temporary bir web sayfası oluşturdu. Bu XML'i parse eden web sayfasını da hemen lokalinde ayağa kaldırdı. Hemen de açıldı hatta zaten. Bakın burada host olunuyor şu an. Burada işte grafikleri görebiliyorsun. Son işte trend koşumu. İşte suite'lere bakalım. Bir tane case'im var. O da şu an işte başarılı olmuş. Body'si bu. Fail olsaydı doğrudan şeyi test o anlık screenshot'ı buraya getirecekti. Yani üzerine tıkladığımda doğrudan screenshot'ını da görebilecektim. Bazı bir takım işte grafikler, trend falan bunların hepsi burada mevcut. İşte ne kadar sürmüş? Bütün behavior'lar. Bütün trendi zamanla bunu beslerseniz şeyi de söylüyor burada. Flaky olanlar var burada bakın falan diye uyarıyor. Bunu da mesela şeyi de görmüş olduk. Yani böylesine bir raporlama aracının da
güzel bir entegrasyon sayesinde ne kadar kolayca ayağa kaldırabildiğimizi, raporlarımızı da güzel bir şekilde aslında sunabildiğimizi de görmüş olduk. Bunu işte ne yapıyoruz? Biz işte bir Jenkins veya Azure DevOps aracılığıyla koşum bittikten sonra bir Azure Server'ımız var. Bu raporu oraya besliyoruz. Orayı bir refresh ediyoruz. Ve bakın bütün raporlar burada hazır. Gelin buraya bakın diyoruz. Evet, şöyle uçturunca aslında çok basit bir senaryo yapmış olduk. Teşekkür ederim herkese. Sorusu olan varsa soruları alabilirim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım en azından bir merak uyandırmıştır sizde. Yani nasıl bir şey bu falan diye. Bu arada hani LinkedIn'den falan ekleyebilirsiniz. Her şeyi sorabilirsiniz, konuşabiliriz. Öyle yani arkadaş canlısıyımdır. Öyle kasıntı bir havam kesinlikle yok. Şeyi de tavsiye ederim. Eğer merak ediyorsanız benim GitHub'ımda bir tane şey var. Repository var. Şöyle örnek bir Codesep.js iskelet projesi. Öyle yapıp koymuştum. Oradan da faydalanabilirsiniz. Belki orayı da kurcalayabilirsiniz. Şurada olması lazım. Bulabilirsem. Ha şu. Codesep.js Skeleton projesi. Hatta bunun linkini de koyayım. Size paylaşayım. Chat. Chat. Ha. To everyone. Evet, o da burada. Teşekkür ederim. Soru falan varsa hızlıca alabilirim ama ben onu unuttum mu? Aslında biraz değinmiş oldum. Şeyma Hanım tekrar hatırlatmış. Demiş ki birinci oturumda cevaplanmamıştı. Multiple backend demek birden fazla environment'ı mı kastettiniz? Mobile and web client olarak mı demiş. Multiple backend şu demek. Yani backend agnostik şu demek. Güzel oldu. Sevindim tekrar hatırlatmanıza. Hop. Şu sunumun şurasına bir daha geleceğim. Multiple backend. Değil mi? Soru buydu. Multiple backend şu demek. Codesep.js'de şu yazdığım şu var ya. Bir dakika. Mesela dur. Test. Tamam. Burası var ya. Bu yazdığım bu stepleri her neyse şu an Puppeteer aracılığıyla çalıştırıyorum. Yani bu ne demek? Codesep.js bu komutlarımı arkadan ben çalıştırdığım yazdığım bu komutları arkadan Puppeteer'ın diline çeviriyor. Ve Puppeteer aracılığıyla browser'la konuşuyor. Multiple backend desteği sayesinde Puppeteer yerine bakın şu conf'a geldim. Şu Puppeteer'ı Nightmare'ı çevirebilirim. Test Cafe'ye çevirebilirim. Bayağı Test Cafe yazarım. Tamam mı? Belki bir şey değiştirmek gerekebilir. O kadar basit olmayabilir ama yine de gerçekten basit. WebDriver'ı kullanabilirim. Playwright'ı kullanabilirim. Arkada istediğim şeyi çevirebilirim. Backend agnostik bu demek. Buradaki backend'den kastı Codesep.js'in hangi driver'ı, hangi engine'i, browser'la konuşmak için hangi framework'ü kullanacağını seçiyor. Yani şu, Codesep.js doğrudan browser'la konuşan bir framework değil. Bazı aracılar kullanıyor. Bunlar, bu adamlar zaten o angarya işi yapıyorlar. Yapmışlar. Playwright, Microsoft'un işte çıkardığı. Bir browser'la konuşmak için bir sürü problem var değil mi? Onların hepsini zaten kendisi yapmış, çözüyor. Codesep de bunu kullanıyor. Yani işte ortak bir codebase sunuyor. Bu codebase sayesinde de Puppeteer Appium'a da çevirebilirsiniz. Yani bu senaryonuzu, bu flow'u mobilde de koşabilirsiniz. O da aslında kolay. Yani bir iki böyle triki var. Hani mobilde bir şeyleri locate etmek birazcık daha farklı. Hemen onu da göstereyim. Bak şurada mobile testing helpers'ın altında, Appium'un altında gel diyor, şunu yap, kur diyor. İşte bazı bir takım tabii şeyler vermen gerekiyor. App'inin yerini, yolunu filan. Baktığın zaman bakın mantık aynı. Yine işte klikler var, C'ler var değil mi? Bu aynı mantığınızı arkadaki tak çıkar gibi böyle Lego gibi istediğim şeye çevirebiliyoruz.
herhalde açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Rica ederim. Rica ederim ne demek? Yani umarım faydalı olmasına sevindim. Ben de dediğim gibi geliştirmeye de çalışıyorum. Herhangi bir sorununuz olursa yazabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Şöyle şunu da şuraya da getireyim. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi LinkedIn'den falan ekleşelim. Faydalı olduysa ne mutlu bana. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ahmet, bir şey söyleyebilir miyim ben? Tabii. Öncelikle çok teşekkürler sunum için. Son soruyla alakalı olarak da yani bu bağlamda aslında robot framework'ün sanki JavaScript versiyonuna benziyor bu tool aslında. Hani robot framework'te de istediğimiz kütüphaneyi bağlayıp çıkarabiliyoruz. Doğru, evet bana doğru. Öyle geldi. Yani doğru mantıken benziyor. Yani arka tarafta işte robotla birlikte Selenium'un da bir desteği var değil mi? Selenium ve robot hazır böyle kütüphaneler var. Onu da yapabiliyoruz. Robotla gerçi başka şeyler de yapıyoruz. Robot framework'le. O mantıkla benziyor evet. Bir farkı burada birazcık daha kod gibi. Robot biraz daha keyword tarafıyla ilgilenme imkanı da sunuyor. Evet, aslında benziyor, doğru. Kim demişti bunu? İsminizi göremedim ya. Onur başkan. Onur Bey, evet. Teşekkür ederim. Şimdi ben bir araya... Benziyor, evet doğru. Ben bir araya gireyim arkadaşlar. Şimdi saat 15:20'ye kadar hani molamızı verebiliriz bir 5 dakika 10 dakika kadar. Umarız yani Ahmet'e çok çok teşekkür ediyorum. Hani ben birazcık böyle eskilerdenim. Hani 22 yıl öncesinde kaldı benim yazılım geliştirme ama ben bile anladım ne demek, ne yapılmak istediğini. Eline sağlık, diline sağlık Ahmet. Onur senin de katkıların için çok sağ olasın abi. Şimdi 15:20'de bizim yani webinarımız devam ediyor. Bu toplantıyı kapatıp sabahları o gelen Day 2 denilen webinar tarafına, linkine geçmeniz gerekecek. Orada sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir keynote'umuz olacak. Çok güzel, eğlenceli bir panelimiz de olacak sonrasında. Hepinizle orada görüşmek üzere diyeyim. Oradan devam ederiz. Çok sağ olun hepinize. Görüşmek üzere tekrardan. Dinlediğiniz için umarım faydalı olmuştur. Memnun oldum. Bye bye.